Efendim mutlu haftalar, herkese günaydın. Haftanın ilk programında gelişmelerle karşınızdayız. Bugüne dair de oldukça yoğun geçti bu hafta sonu da ve bundan sonrası da yine aynı yoğunlukta geçecekmiş gibi görünüyor. Zira bundan bir hafta, iki hafta önce bugün içinde bulunduğumuz durumu böyle tahayyül etmek birazcık güçtü. Ancak gelinen aşamada hani bundan sonrası anlamında daha da önlem alınması gereken bir süreçteyiz. Ben Nazar Erişkin, gündemimiz elbette koronavirüsü ve koronavirüsüyle alakalı olarak gelinen aşamada hem ülke hem dünya olarak neredeyiz onlara bakacağız. Dün gece yarısından itibaren yürürlükte olan kısmi sokağa çıkma yasağını da konuşacağız. Yeterli bulanlar var, yetersiz bulanlar var. 3 yeni vaka dün itibariyle açıklandı. Bu vakaların açıklanmasının ardındansa farklı bir linç kampanyası da başladı. Özellikle sosyal medya üzerinde ve kimi adı haber sitelerinde özellikle insanların kişilik haklarına, hasta haklarına da saygı çerçevesini çoktan aşmış olan, linçe varan yorumlar yapıldı dün gece boyunca. Dün aslında bu 3 yeni vaka haberinin ulaşmasının ardından enteresan süreçler işliyor. Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin açıklamaları var. O açıklamalar üzerinden yapılan yorumlar var bir taraftan. Diğer taraftan da 3 yeni vakanın açıklanması hadisesi sonucu bu konuyla bağlantılı olan ve 14 gündür aslında evde karantinada bulunan insanların bir yerde toplanıp test yapılmak üzere çağrı yapıldığını ve orada toplandığını biliyoruz. Çoğu Lefkoşa'da olan bu insanlar Girne'de bir yere toplandılar, bir otelde toplandılar. Kimi bu duruma itiraz etti. Biz zaten 14 gündür karantinadayız ve test yapılmasını talep ediyorduk. Test yapılmadı. Karantina süremiz bugün doluyor. Bugün itibariyle doluyor karantina süreleri. Hal böyle olunca hani test yapmanızı istediğimizde yapmadınız. Şimdi niçin Girne'de bir yerde test yapılıyor dendi. Sağlık Bakanı Ali Pilli test yapmak için davet ettiklerimiz var ama gelmiyorlar dedi. Yani ortalık tam bir allem gallem durumu söz konusu. Hem bunlara bakacağız, değerlendireceğiz ve dediğimiz gibi kısmi sokağa çıkma yasağı da yürürlükte. Aslına bakacak olursanız zaten kurallara uyan insanlar için kısmi yasağın herhangi bir anlamı yok. Çünkü onlar zaten zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyordu, çıkmıyorduk. Ama özellikle çıplak gözle de görülür halde parkta, bahçede, piknikte insanlar gruplar halinde yeme içmeye devam edince komşuculuk devam ettiği için bir taraftan ve o zorunluluk hali çok istismar edildiği için şimdi adı kısmi sokağa çıkma yasağı ne değişecek? Polisler devrede olacak ve sokakta işi gücü olmadığı halde bulunanlar tespit edildiklerinde haklarında yasal işlem başlayacak. Yani sürecin başından beri kurallara uyanlar için değişen bir şey yok dediğimiz gibi durum bu. Şimdi içinde bulunduğumuz durumla alakalı dedim ki hem bakalım ülkedeki duruma hem dünyadaki duruma, çünkü dünyadaki durum da pek iç açıcı değil. Biliyorsunuz Çin'den çok daha fazla ölüm oranı İtalya'da vuku buluyor. Türkiye'den de çok çok iyi haberler gelmiyor. Çünkü 30'a ulaştı Türkiye'de de ölü sayısı. 1236 vaka sayısı orada. Az test yapıldığı konuşuluyor Türkiye'de. Eğer testler çoğaltılsa tanı konulmuş COVID-19 vakalarının sayısı da artacağı konuşuluyor. Ülkemizde de yeterli test kiti var mı yok mu tartışmaları biliyorsunuz halen yapılıyor ve bununla ilgili iş insanlarından da çağrılar var. Hepsine bakacağız. Şöyle derli toplu dünden bugüne neler yaşandığına bir bakalım. Şu an hangi durumdayız ona bir bakalım. Ardından gazete manşetleri, sosyal medya gündemiyle devam edeceğiz. Ülkedeki vaka sayısı 38, açıklama Sağlık Bakanı Ali Pilli'den geldi yine. Bakan Ali Pilli 3 kişiye daha koronavirüs teşhisi konduğunu, vaka sayısının 38'e yükseldiğini açıkladı. Hastaların ikisinin gözlem altında olan kişiler olduğunu belirten Pilli bir vakanın da İngiltere'den gelen bir kişiyle temas ettiğini aktardı. Böylece ülkedeki toplam hasta sayısı 38'e yükseldi.
Kısmi sokağa çıkma yasağı dün gece yarısı itibariyle yürürlükte. Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla gece yarısından itibaren yürürlüğe giren kısmi sokağa çıkma yasağı 14 gün boyunca geçerli olacak. Emirname muafiyet kapsamı dışında kalan kişiler kamu ve özel kurumlardan mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek ve ihtiyacını karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecek. Bu amaçlar dışında sokağa çıkamayacak. Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak. Emirname muafiyet kapsamı dışında kalan kişiler kamu ve özel kurumlardan mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek. Güneydeki durumsa 11 yeni koronavirüs vakasının daha tespit edildiği yönünde Rum Sağlık Bakanlığı'nın Genetik ve Nöroloji Enstitüsü'nden verildi bilgiler. Güney Kıbrıs'ta 11 yeni vakanın daha belirlendiği ve toplam sayının 95'e yükseldiği belirtiliyor. Oradaki son durum da bu. Türkiye'den pek iç açıcı haberler gelmiyor demiştik. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamayı, koronavirüsü salgını nedeniyle dün 9 kişinin daha yaşamını yitirdiğini yaptığı açıklamayla duyurdu. 289 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi. Koca, yeni hayatlar kaybediyoruz, vaka sayıları artıyor fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı dedi. Tedavi altında alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün 9 yeni vefat var, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım, risk almayalım. Hayat her eve sığar ifadelerini kullandı. Koronavirüs testi yapılan kişi sayısı hakkında da somut bilgi verdi Bakan Koca. Bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı. 1236 tanı kondu. Hepsi yaşlı, 30 hastamız kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken yok dedik. Şimdi ise durumu şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz dedi. Yalnız Türkiye'de nüfusa bakıldığında yapılan testlerin yeterli olmadığını söyleyenlerin sayısı da az değil. Dünyadaki duruma bakalım bir de. Koronavirüsünde can kaybı devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı açıklaması geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey ismi Mike Ryan aşının en az bir yıla kadar bulunacağını söyledi. Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. En fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da koronavirüsünden ölenlerin sayısı 5.476, vaka sayısı ise 59.138'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Birleşik Devletler'de hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e ulaştı. İran'da vaka sayısı 21 bini geçti. 129 kişi arttı. 1685 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da 394 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 1720'ye ulaştı. Hollanda ve Fransa'da 5 Türk'ün virüsten hayatını kaybettiği belirtildi. Dünya genelinde ölü sayısı ise 15 bine yaklaşmış durumda. Dünyadaki durum da işte bu. Pek çok ülkeden gelen bilgiler, sokağa çıkıldıkça virüsün yayılması şeklinde. Almanya Başbakanı Angela Merkel de karantinaya aldı kendini ve ülkede de sokağa çıkma yasağı pek çok ülkede olduğu gibi ilan edilmiş durumda. Oldukça sıkı tutuluyor işler. Özellikle Türklerin bulunduğu yerlerde Türkçe anonslarda yaparak sokağa çıkılmaması çağrısında bulunulduğunu gördük. Dün sosyal medyada paylaşılan görüntülerden elbette Türkiye'den de yine sokağa çıkmayın çağrıları yapılıyor olmasına rağmen düğün, dernek, askeri uğurlama gibi pek çok bir arada bulunan sosyalleşme alanlarının halen devam ettiğini görüyoruz. Tüm bunlarla birlikte işte kötü örnekler diyerek anıyoruz. Bizdeki kısmi sokağa çıkma yasağının amacı da bu tarz toplaşmaların önüne geçmek. Evet, bizde belki daha önce alındı önlemler, daha hızlı hareket edildi ve bu anlamda kutlamak lazım dedik bu kararların hızlı alınmasını, ama yeterli mi tartışmaları şu aşamada işte halen yapılıyor. Çünkü kısmi yasak, programın başında da dediğimiz gibi, hali hazırda kurallara uyanlar için bir şey değiştirmiyor. Bugüne kadar aslında onları suistimal edenlerle alakalı bir durum. Sağlıkçılardan
hala yeterli olmadığına dair paylaşımlar var. Birazdan onları da aktaracağım size. Zira sokağa çıkma yasağının kısmi değil, tam olarak ilan edilmesi gerektiğini, aksi takdirde ülkemizde de geç kalınacağını söylüyor kimi doktorlar. Onların paylaşımlarına birazdan bakacağız. Şimdi hızlıca bir gazete manşetlerine bakalım. Biz bugün ülkede yüksek öğretimle alakalı durumu konuşacağız. KYK yurtlarında biliyorsunuz öğrencilerin büyük çoğunluğu ülkelerine döndü ama halen kalanlar vardı. Onların çıkartılmasıyla ilgili durum yine hafta sonu çok konuşuldu. İngiltere'den gelen öğrencilerle ilgili durum çok konuşuldu. Suriye'den savaştan kaçan, canını kurtarmak için kaçan insanların iskelede misafir edildiğini biliyoruz. 175 kişi çocuklar ve kadınların çoğunlukta olduğu bu insanlarla ilgili dün İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması olmuştu. Tüm bunlara yine program içerisinde bakacağız, hangi aşamadayız diye. Ülkemizdeki yüksek öğretim kurumlarında online eğitime geçiliyor. Kademe kademe üniversiteler bunlarla ilgili çalışmalarını tamamlıyorlar bir taraftan. Diğer taraftan da burada kalan yabancı uyruklu öğrencilerin hem maddi hem de pek çok başka konuda sıkıntıları olduğuna dair bize de ulaşan bilgiler var. Tüm bunları Ziya Öztürklerle konuşacağız programın diğer yarısında, ama şimdi manşetler zamanı, hızlıca bir bakalım haftanın ilk gününde hangi olaylar nasıl taşındı, bu olağanüstü dönemde nasıl manşetler attı gazeteler, ardından devam edeceğiz. Manşetlere göz atmaya başlıyoruz. İlk olarak Kıbrıs gazetesindeyiz. Sokağa çıkma yasağı başladı diyor. Kısmi sokağa çıkma yasağı. Bakanlar Kurulu koronavirüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 14 günlük süreyi kapsayacak yeni bir karar aldı demiş bugün gazete. Bakanlar Kurulu kararıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüsü salgını önlemleri çerçevesinde 14 günlük kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Karar kapsamında temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar bu yasaktan muaf olacak. Bu kişiler haricindeki bireyler sadece faaliyetlerine izin verilen kamu ve özel kurumlardan mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek, ardından ikamet yerlerine geri dönecek. Bu amaçlar dışında sokağa çıkılmayacak, yasağa uymayanlar hakkında cezai kovuşturma yapılacak, misafirlik, gezme, tozma, piknik yasak. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kısmi sokağa çıkma yasağı devam ederken markete, eczaneye, benzinliğe, hastaneye, bankaya gitmeye devam edebileceğiz. Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumları bugüne kadar aldığımız tedbirlerde olduğu gibi çalışmalarını sürdürecek. Misafirlik, ev ziyareti, gezme, tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak. Polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek dedi. Şimdi zaten bugüne kadar tüm bu duyarlılığı göstermemiş olup tüm bu faaliyetlere devam edenler, 15 kişi bir araya gelip mangal partisi yapanlar ve aslında tüm toplumu tehlikeye atanlar bir şekilde, şimdi polis sizi tutuklayacak zoruyla evde tutulmaya çalışılacak. İşte itiraz bu noktada, halen bunun kısmi bir yasak olmasının yeterli olmadığını söylüyor pek çok isim. Birazdan onlara da yer vereceğim. Ne durumda o çağrılar ve niçin yeterli bulunmuyor kısmi yasak, aktaracağım birazdan. Türkiye'de 30. ölüm, kuzeyde 3, güneyde 11 yeni vaka şeklinde
aktarılmış Kıbrıs'taki son durum. Ekonomik tedbirler yarın açıklanıyor. Başbakan Tatar'la Başbakan Yardımcısı Özersay, meclise temsil edilen siyasi partilerin başkanları ve temsilcileriyle görüştü. Başbakan Tatar, COVID-19 salgınının ekonomik boyutuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, iş yerlerinin kapatılmasıyla ekonominin çarklarının durduğunu, devlet gelirlerinin de düştüğünü söyledi. Ticaret odası, sanayi odası, sendikalar, esnaf ve diğer tüm paydaşlarla yapılan değerlendirmelerde mutlaka bazı tedbirlerin alınması gerektiğinin aktarıldığını ifade eden Tatar, tedbirleri yarın açıklayacağız, toplum vicdanında kabul görecek tedbirlere ihtiyaç var dedi. Yarın da gözler özellikle iş çevrelerinin gözü. Çünkü büyük ve çok sayıda çalışanı bulunan kimi kurumların dahi ücretsiz izni ayırdığını, çalışanlarını paylaşılıyor sosyal medya üzerinden. Eğer büyük işletmeler ki onların günlük, haftalık, aylık kazançlarıyla küçük işletmeler yarışamaz. Onlarla kıyaslandığında küçük işletmelerin bugün itibariyle kapısına kilit vurup çıktığı dükkanlarında bundan sonra ne zaman faaliyet göstereceği de bilinmediği için pek çok insan şimdi işsizlik gibi bir riskle de karşı karşıya. Dolayısıyla evet, işveren bir taraftan kara kara düşünüyor, nasıl ben bu işin altından kalkabilirim diye. Ama elbette böyle bir kriz, global bazda bir kriz, pek çok insanı, dar gelirliği çok daha fazla etkileyecek. Her kriz ortamının en çok etkileneni dezavantajlı gruplar olur diye bunun için söylüyoruz zaten. Evet, ekonomik kayıp olacak ve bu herkesi etkileyecek ama en çok dar gelirliği etkileyecek. Peki nasıl en az zararla atlatılabilir bu süreç? O yüzden gözler yarında ve açıklanacak ekonomik tedbirlerde olacak. Bakalım tatmin edici olacak mı o tedbirler? Gazi Mansur Devlet Hastanesi'nde koronavirüse iyi gelebileceği iddia edilen bir ilacın hastanedeki 8-9 sağlık çalışanı tarafından 100'er, 200'er, 500'er tabletler halinde reçete edildiği belirlendi. Hastane stoğundaki 1140 tablet bir günde yok oldu. Böyle de bir durum Kıbrıs Gazetesi'nin ön sayfasında yer almıştı. Geride koca bir enkaz kalacak. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gür Cafer, COVID-19 salgınının ekonomik etkilerini değerlendirdi. Bu dönem için acil alınması gereken tedbirler olduğunu söylemiş. Havadis gazetesindeyiz. Gür Cafer, salgın bittiğinde ekonomiyle ilgili müthiş büyük bir enkaz bulacağız. Yeni bir ekonomik yapılanma modeliyle karşı karşıya kalacağız. Ülkeye uzun bir süre turist gelmeyecek, konut talebi olmayacak, çok büyük yatırımlar yaptığımız sektörlerde yeniden hareketlenme kolay olmayacak. Şu anda yapılması gereken, ülke sınırlarında yaşayan herkese virüsle mücadele süresince sahip çıkıp yaşamasını sağlamaktır. Bu bağlamda bankalara, devlete olan borçlar faizsiz ve cezasız ötelenmeli. En azından 3-4 ay ilaç veya gıda ihtiyacını karşılayabilecek kadar insanlara katkı yapılmalıdır demiş. Şimdi hayatın normale dönmesinden bahsederken, bu salgın hadi atlatıldı ve artık yavaş yavaş günlük hayatın rutinine dönmeye başladık diyelim. Örneğin ne zaman eskisi gibi bir sosyalleşme alışkanlığımız olacak? Ne zaman eskisi gibi dışarıda yeme içme alışkanlığımız olabilecek? Ne zaman, niye bunları söylüyorum? Ekonominin çarklarının dönmesi için söylüyorum. Ne zaman bu olabilir? Ne zaman gidip alışveriş yapabilir duruma gelinecek? Çünkü bu süreç öyle sonu belli bir süreç değil. Ne kadar süreceği belli değil. Bu süreci atlatmak için birikimi olan var ama toplumun çoğunluğu sıcak parayla, ay sonunda aldığı maaşla geçiniyor. Pek çok kredi borcu var, kredi kartı borcu var. Hal böyle olunca işte nasıl bu kriz atlatıldıktan sonra, varsayalım atlattık, ekonominin çarklarının yeniden düzene oturabilmesi için de çok ciddi bir süre geçecek. Çünkü insanlar ekonomik yaralarını sarmaya yoluna gidecek. Dolayısıyla o günlük rutine, günlük harcama rutinine dönmekte
pek kolay olmayacak. O nedenle işte sübvanse edilmesi gereken sektörler sübvanse edilecek açıklamaları daha çok yapılıyordu. Bununla birlikte ama son tüketici dediğimiz hani vatandaş kendi cebine nasıl bir yansıması olacağını, özel sektör çalışanı 3 iş güvencesinin olup olmayacağını, kriz atlatıldığında bir iş sahibi olup olmayacağını bilecek mi örneğin? Tüm bunlar yarın yapılacak o ekonomik değerlendirmeden, ekonomik tedbirlerin açıklanacağı o toplantıdan çıkacak mı? Bence en çok bunlar merak ediliyor. Sami Özuslu kolay gelsin demiş. Sami sana da kolay gelsin. Tüm basın emekçilerine kolay gelsin. Bu süreç zarfında öyle idealist diyeyim çalışıyor ki pek çok arkadaşımız hem sahada hem rejide, kamerada o kadar çok insan hani doğrulanmış bilgiyi size iletmek anlamında daha farklı bir çalışma yürütülüyor elbette. Aksi takdirde herkesin galeyana geleceği, adına haber denen ama doğrulanmamış pek çok şeyin yayılabileceği ortamlar biliyorsunuz bugünlerde görülüyor. Ne yazık ki kötü örnekler. İşte onlar olmasın diye idealist bir şekilde çalışan tüm basın emekçisi arkadaşlarımıza da selam olsun diyelim. Havadisle devam ediyoruz. Dünkü görüşme gazetenin manşetinde maaşlardan kesecek, maaş ödeyecek diyor bugün. Hükümet Covid-19 salgınının neden olduğu ekonomik sıkıntıya karşı alınması gereken ekonomik önlemler kapsamında bir dizi karar üretti. Karar Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle paylaşıldı. Devletin ay sonu ödemelerini yapabilmesi için 500 milyon liraya yakın bir kaynağa ihtiyaç var. Hükümet bu kaynağın 56 milyon lirasının 4 bin liranın üzerinde maaş alan memur ve devlet çalışanlarının maaşlarından %25 kesinti yaparak sağlanması yönünde karar üretti. UBP-HP hükümeti ekonomik tedbirler çerçevesinde yerel istihdamı destekleme fonundan da özel sektörde Covid-19 salgını nedeniyle kapatılan iş yerlerinde çalışıp hiç ödenmeyen ve yarım maaş alacak olanlara asgari ücretin yarısı kadar bir ödeme yapmaya karar verdi. Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle toplantısında olağanüstü durum yani odur'da konuşuldu. Bazı partilerin liderleri bu tedbirlerin alınabilmesi için odur ilan edilmesi gerektiği yönünde ısrar etse de UBP-HP hükümeti bu öneriye sıcak bakmadı. Ekonomik anlamda bu ay hadi böyle atlatıldı. Bir sonraki ay ne olacak? Çünkü global bazda kriz beklentisi ya da şu an içinde bulunan krizin daha da büyüyeceği ve bağıra bağıra bunun geldiği aşikar. Hal böyle olunca aslında endişe ve konuşulan, dünyada konuşulan hani bu kapitalizmin artık geldiği noktada kendini besleyemez hali. Amerika Birleşik Devletleri kapitalizmin biliyorsunuz ki göbeği ve orada yapılan konuşmalarda bunun adeta göstergesi. Nasıl konuşmalar bunlar örneğin? New York valisi şöyle açıklamalar yapabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York valisi, bakın Kıbrıs'ta, Lefkoşa'da bir belediye başkanından bahsetmiyorum. Açıklamanın içeriğini okuyunca, size şikayet edilen konuyu okuyunca anlayacaksınız ne dediğimi. New York valisi diyor ki, tıbbi malzeme üreten bütün özel şirketlerin kamulaştırılması gerektiğini söylüyor. 70 sent olan maskeyi 7 dolara satıyorlar bize diyor. Biz almazsak başka ülkeye veriyorlar. New York valisinin açıklaması. Hoş geldin dünyamıza New York valisi. Hoş geldin dünyamıza Amerika. Bu aslında bu elle yapılıyordu zaten. Her zaman ve biz bunu birebir yaşıyorduk. Şimdi kapitalizmin ucu Amerika'ya da dokundu. 7 centlik maskeyi 7 dolara satıyorlar. Bu nasıl alçakça bir şey diyor New York valisi. Ve eğer biz almazsak başka ülkelere satıyorlar diyor. Buyurun, işte bizim dünyamız, hani gelişmekte olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler, ekonomik olarak bağımlı ülkeler, üretemeyen ülkeler kategorisinde bizim hayatımız hep öyle sürüyordu. Şimdi kapitalizmin ucu
Şaka bir tarafa, Amerika Birleşik Devletleri'ne de dokundu. Dolayısıyla şimdi dünyanın ekonomik çarkları bundan böyle. Yani bu kriz atlatıldığında aynı şekilde döner mi? Çin gibi üretim anlamında dev bir ülkede o çarkların aylarca dönmemesinin maliyeti ne olacak? Birleşik Devletler'in yaşadığı bu kaosun, ki bu öngörülemedi orada da pek çok diğer ülkede olduğu gibi, maliyeti ne olacak? Şimdi biz mikro ölçekte düşündüğümüzde ay sonu özel şirket çalışanı ya da diğer insanlar nasıl getirecek bu ayın sonunu? Bir dahaki ay iş güvencesi olacak mı? Bunları konuşuyoruz ama global çapta baktığınızda iş çok daha büyük, dediğimiz gibi ekonomik anlamda çarklar bir daha eskisi gibi döner mi, dönecek mi? Bu konuşuluyor, tartışılıyor. Kapitalizm kendini mi oyuyor? Bu tartışılıyor. Tüm bu makro ölçekten baktığımızda işte bizdeki boyutu Havadis Gazetesi'nin bugünkü manşetinden yansıttığı maaşlardan kesecek, maaş ödeyecek şeklinde aktarılıyor. Öğrenciler çok üzgün. Hafta sonu yaşadığımız onca kriz sonrasında nihayet o öğrenciler yerleşebilmişlerdi otellerine. Çok üzgünler başlığıyla bugün Havadis'te İngiltere'den charter uçuşla Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelerek Riverside Otel'e yerleştirilen öğrencilerden Fikri Terkan sosyal medya hesabından yürek burkan, biraz da insanlığı sorgulatan açıklamalarda bulundu. Çünkü biliyorsunuz cumartesi sabah erken saatlerden itibaren bir hengame. Pek çok farklı şekilde konuşuldu. Yerleştirilen yurtlarda kimi odaların kalınacak durumda olmayan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Aileler buna dışarıda çok ciddi tepki gösterdi. Yetkililere ulaşamadığını söyledi aileler. Çocuklarının bu durumda olması nedeniyle duydukları üzüntüyü ve yaşadıkları stresi aktardılar. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya ulaştılar. O bölgeye gitti. Ardından diğer siyasiler Kudret Özersay ve Tufan Erhürman gitti. Kudret Özersay olay yerine gittikten sonra hükümet adına özür diledi. Ersin Tatar birkaç saat sonra dedi ki ben bunu kabul etmiyorum. Bir taraftan böyle tartışmalar yaşanırken diğer taraftan da ülkelerine geldikleri için mutlu olan bu çocuklar biz sizi istemeyiz, burada olmamanız gerekir gibi bir şekilde de karşılandılar. Şimdi neresinden baksanız elimizde kalacak bir süreci yaşadık hafta sonu. Biz tüm bunlarla uğraşırken de 175 insan yan yatan bir tekneden kurtarılıyordu ve iskelede bir spor salonuna alınıyordu. Yani çok ağır günlerden geçiyoruz her anlamda, ama hep söylediğimiz kriz ortamlarında dezavantajlılar çok daha büyük yaşıyorlar bu krizi. Şimdi Covid-19 koronavirüsü taşıyıcı olması şüphesiyle herhangi birimizin rahatsızlanıp işte karantinaya alınması, herhangimizin bir temastan şüphelenip ben temas ettim, bende böyle bir şey olabilir demesinin normal karşılanması gerekiyor. Çünkü böyle olağanüstü günlerden geçiyoruz ve evet özel gözetim merkezleri oluşturulmuş durumda. Bu insanların pek çoğu belki o gözetim merkezlerinden 14 günün sonunda güle oynaya çıkacak, hiçbir şey olmayacak. Belki bazıları semptom gösterip ileri tetkiklerin yapılması için hastaneye kaldırılacak. Ama bunun başımıza gelebileceğini, bize de olabileceğini düşünerek hareket etmemiz lazım. O yüzden diyorum süreç, hani o açıklamalar sizi istemeyiz türünden şeyler nereden baksak elimizde kalır. Öğrenciler de bu nedenle üzgün. Dün de kaçtılar şeklinde haberler yansıdı. Sayım yapıldı. Öğrenciler oradaydı. Her şekilde farklı boyutlarıyla sorgulayabileceğimiz, şimdi değilse bile sonra bunların hepsini sorgulayabileceğimiz bir süreç. Afrika Gazetesi, hükümet nihayet kararı aldı ve yürürlüğe koydu diyerek görmüş kısmi sokağa çıkma yasağını. Sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi diyerek görüyor. Özersay, misafirlik, ev ziyareti, gezme, tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak. Yasağa uymayanları polis tutuklayıp karakola götürebilecek. Yasak 14 gün süreyle geçerli olacak.
Vatandaşlar yalnız mal ve hizmet alımı için sokağa çıkabilecek ve ihtiyacını karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecek. Bu amaçlar dışında sokağa çıkılmayacak denmiş. Yasaktan muaf tutulan kesimler de Bakanlar Kurulu tarafından açıklandı. Şimdi basın yayın organları tabii ki bu yasağın dışında burada elbette kamu yararına yayıncılık yapıyor ve insanlara hem alınan kararlar hakkında hızlıca bilgi vermek hem de durumla ilgili son gelişmeleri paylaşabilmek için, bu yayınların dönebilmesi için de kimi zaman uzmanların görüşlerine ihtiyaç duyabiliyoruz. Kimi zaman telefon yan karşılanabildiği gibi kimi zaman konukta alabiliyoruz. Bunu asgariye düşürdük. Örneğin biz Kıbrıs Genç TV olarak asgariye düşürdük konuk alınan programların sayısı anlamında konuşuyorum. Ama yayınların dönebilmesi için de fikrine ihtiyaç duyulan kişilerin de konuk edilebilmesi için gerekli şartların oluşturulması, işte ilaçlanması ya da sosyal mesafenin korunması gibi ek önlemler de alınıyor. Hal böyle olunca bir taraftan da işleyen kollarda halen tedbirlerin alınması önceliğiyle bunların geçmesi, yaşanması da gerekiyor. Tabipler Birliği Başkanı Gürkut'tan önemli açıklamalar artık ülkemizdeki kişilerde de var. Bu bekleniyordu zaten. Gürkut demiş ki ilk vakaya ülkemize gelen bir turiste rastlandı. Yani ülkemizden değildi. Başka yerden aldığı virüsle geldi. Dünse ilk defa virüsü buradan alan vakamız ilk yerel vaka olarak saptandı. Bu ne demek? Bu virüsün artık bizim ülkemizdeki kişilerde de olduğunu gösteriyor. Şimdi etrafımızdaki her kişi de virüs olabileceğini hatırda tutup dikkatli davranmalı, kurallara dikkat etmeliyiz. Biz sizler için çalışacağız, bu zor zamanları dayanışma içinde geçireceğiz diyor. Özlem Gürkut da insanüstü çaba sarf eden sağlık emekçilerinden bir tanesi. Pek çok sağlıkçı gibi ona da teşekkür edelim. Yeni düzen daha ucuz kit, daha çok insan diyor. Koronavirüsü tespiti için tek seferlik kullanılan kitlerin çok pahalı olduğunu vurgulayan uzmanlar, Sağlık Bakanlığı ekibinin belirleyeceği daha ucuz ama güvenli kitlere ulaşılması gerektiğini ifade etti. Daha ucuz tarama testleriyle daha çok insana daha hızlı test yapılabileceğinin altını çizdi. Yeni Düzen gazetesi bugün duyurmuş. Özlem Gürkut geçtiğimiz hafta konuğum olduğunda bu konuda kendisine sormuştuk. Hani daha ucuz kitler de var noktasında. Çok güvenilir olmaması nedeniyle bazı kitlerin tercih edilmediğini vurgulamıştı. Dolayısıyla ucuz kit çağrısı yaparken buna da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü pozitif bir vakayı negatif olarak da gösterebiliyor bu kitler demişti. Ben değil, Özlem Gürkut bunu söylemişti. Dolayısıyla ucuz kit, tabii ki biz konunun uzmanı değiliz ama böyle bir de tehlikesi var açıklaması üzerinden söylüyorum. Tıp Laboratuvar Uzmanları Derneği Başkanı Metin Erduran, tarama testi daha ucuz ancak güvenilirliği az. İşte bahsettiğim bu. Biyolog Salih Tavukçu, bakanlığın kullandığı test maliyeti nedeniyle sürdürülebilir değil. Biyokimya uzmanı Oyper Cam, tarama testi PCR'dan önce kullanılarak bir eleme oluşturulabilir. Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarp'ten, kuzeyde şimdiye kadar 127 test yapıldı, güneyde günde 800 test yapılıyor. Şimdi Türkiye içinde hani yayını açarken böyle genel bilgileri verirken Türkiye'de şimdiye kadar yapılan test sayısını Bakan Fahrettin Koca aktardığında söylemiştim. Şimdiye kadar 20.345 test yapıldı açıklamasını yapmıştı. Niye Türkiye örneğini veriyorum? Türkiye nüfusuna bakıldığında bu test sayısının çok az olduğunu söylüyor uzmanlar. Bizde 127 test yapıldı. Güneyde ise günde 800 test yapıldığı söyleniyor. Dolayısıyla ne kadar çok test yapılırsa toplum içinde o kadar ayıklama yapılabiliyor. Örneğin Almanya'nın yaptığı bu. Almanya da böyle önlemler anlamında çok parmakla gösterilebilir bir şekilde gitmedi. Ama sonra çok hızlı bir şekilde testler yaparak, eleme yaparak şimdi hastalığı kontrol altında tutmak noktasında Avrupa'da ilk parmakla gösterilecek ülke durumunda. Dolayısıyla çok test yapmak olumlu ama o testlerin de doğru sonuç vermesi konusu oldukça önemli.
Yurtlar boşaltıldı, öğrenciler limana yığıldı. Şimdi elbette tek ulaşım yolu uçaklar, uçuşlar durduğu için tek yol deniz taşımacılığı. Orada da fahiş bilet fiyatları olduğu ile ilgili ihbarlar var. Bu konuda Bakan Tolga Atakan da açıklama yaptı. Az sonra paylaşacağım. Salgın riski var ama yeterli hazırlık yok. CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli'nin açıklaması da yeni düzene yansımış durumda. 2 milyar aranıyor. Hükümetin siyasi parti liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıdan ekonomik önlemler konusunda bir sonuç çıkmadı denmiş. Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay'ın dün siyasi parti liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıda ekonomik önlemler paketi ele alındı. Ancak bu toplantıdan herhangi bir sonuç çıkmadı. Toplantıda görüş belirten bazı parti liderleri bu yıl için yaklaşık 2 milyar liralık bir katkıya ihtiyaç olacağını ve Türkiye'den destek gelmesinin şart olduğunu söyledi. Başbakan Tatar ekonomik önlemlerin yarın açıklanacağını söylerken CTP lideri Tufan Erhürman gazeteye açıklama yapmış. Önlerine detaylı bir programın konmadığını belirtti. Halkın Partisi Genel Başkanı Yenase'nin hükümetin maaşlar için gerekli olan 500 milyon lirayı toplayabileceğini iddia ederken TDP lideri Cemal Özyiğit, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ayrılan 1.400.000.000'luk kaynağı şimdi vermesi önemlidir dedi. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da hükümetten uzun vadeli program istediklerini anlattı. Bugüne taşınıyor siyasi parti başkanlarının ekonomik önlemler konusundaki açıklamaları. Almanya Başbakanı Merkel'e aşı yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıktı. Karantinaya girdi Angela Merkel. Bugün Diyalog gazetesine yansıyan haber başlıkları arasında. Geçtik Yeni Bakış'a, para bitti diyor bugün Yeni Bakış gazetesi. Dünyayı saran küresel salgın ekonomik daralmayı da beraberinde getirdi. Birçok sektör olumsuz etkilenirken bu durum devletin kasasını da boşalttı. Başbakan Ersin Tatar gazeteye yaptığı açıklamada para bitti, millet daha 13. maaş mı bekliyor, kesintiler mutlaka olacaktır diye konuştu. Bugüne taşınmış Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'den ülkeye koronavirüsle mücadele için 72 milyon lira gönderildiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirterek bizim ayda 500 milyon lira maaş ödememiz var, kesintiler olacaktır. Başka türlü bu devleti ayakta tutamayız dedi. Tatar devletin gelirlerinin yarı yarıya düştüğünü ifade ederek belki daha kötü olacak, bunu şimdi bilemeyiz, vahim bir durumla karşı karşıyayız diye konuştu. Kısmi sokağa çıkma yasağı ilanı da gazetede yer bulmuş. Mülteciler otele yerleştirildi. Taşlıca Boltaşlı köyleri arasında sahilde önceki gün tespit edilen 69 çocuk, 30 kadın ve 76 erkekten oluşan Suriye uyruklu 175 mülteci dün akşam saatlerinde otele ve ambara yerleştirildi deniliyor. Bugüne yansıyor. 50 öğretmene test yapıldı. Bir diğer başlık bugün yayını açarken bahsettiğim konu buydu aslında. 50 öğretmene test yapıldı başlığıyla yer almış gazetede. Lefkoşa Türk Lisesi'nde görevli 50 öğretmenin test için çağrıldığı belirtiliyor. Öğretmenlerin tümünün Girne'de küçük bir otele yerleştirildikleri, alınan bilgiye göre ülke çapındaki tüm öğretmenlerin grup halinde çağrılacağı ve tümüne test yapılacağı öğrenildi denmiş. Bugüne yansıyan haberde bahsettiğim konu yayını açarken buydu. Şimdi farklı yorumlar da yapıldı. Kimilerinin kimliği ifşa edildi. Kimileri bunun gerekli olduğunu söylüyor. Kimileri ise virüstür, hepimizde olabilir, bunda utanılacak bir şey yok çağrısı yapsa da yine de böyle durumlarda evrensel hasta hakları diyor ki ya da henüz hasta da değiller, yani henüz bu konuyla ilgili tanı da konmuş değil. Kişiler eğer kendileri paylaşırsa isimleri paylaşılabilir. Evet, burada bir toplum sağlığını ilgilendiren bir konu var, doğru, ama ötekileştirici bir dil kullanarak da insanların kendilerini bu anlamda öne atıp bende de olabilir deme durumunu ortadan kaldırıyoruz. Bu anlamda iğneyi kendimize batıralım. Dünyada pek çok ünlü isim
Hollywood yıldızı, devlet başkanı korona pozitif çıkabiliyor. Evet, bunda utanılacak bir durum yok. Fakat 14 gün boyunca karantinada, zaten ev karantinasında tutulan insanların karantina süresi sonunda alınması ve o karantina boyunca da bize test yapın diyen insanların, ki bunlar öğretmen, aydın insanlar, kendileri talep etmesine rağmen o testin yapılmadığını söylüyor. Dün bazılarıyla görüşme şansım da oldu ama çağrılmalarına rağmen gelmeyenler var dendiğinde aslında farklı bir algı yaratıldığını üzerlerinden ve bundan duydukları rahatsızlığı da dile getiriyorlar. Dolayısıyla aslında konunun farklı boyutlarını da düşünerek yorum yapmak gerekiyor böyle hasta süreçlerde. Bu insanlar 14 gün boyunca bilinçli bir şekilde kendilerini evde karantinada tutmuş insanlar. 14 günlük sürenin bugün bitecek olması da ayrı bir konu. Apar topar kaldıkları Lefkoşa'da değil de Girne'de alınmış olmaları ayrı bir konu. Tüm bunlarla birlikte işte şimdi süreç nereye evrilecek, testlerin sonucu ne çıkacak, onu da bekleyerek göreceğiz bakalım. Ama dediğim gibi yargısız infaz ya da farklı insanlar üzerinden yorum yaparken konunun farklı boyutlarının olabileceğini de hem evrensel hasta hakları gereği hem de etik gereği, habercilik gereği, mesleki gerekler doğrultusunda yapmak lazım bunları. Şimdi devam edelim. 50 öğretmene test yapıldı haberiyle. Yeni bakışı bitirelim. Güneş gazetesindeyiz. Sokağa çıkmaya yeni kısıtlamalar getirildi diyor Güneş gazetesi. Bugün emirname ile ilgili bilgileri vermiş. Kapsamı dışında kalan, emirname muafiyet kapsamı dışında kalan kişiler kamu ve özel kurumlardan mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek. İhtiyacını karşıladıktan sonra da ikamet ettiği yere dönecek. Birlikte değerlendirme. Başbakan Tatar, mecliste temsilcisi bulunan partilerin ekonomik önlemlerle ilgili görüşlerini aldı deniliyor bugüne yansıyan başlığında. Başbakan Tatar, koronavirüsünün süratle yayıldığını anımsatarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanının sağlığını korumak adına ciddi tedbirler alındığını ve alınmaya devam edildiğini söyledi bugüne yansıyor. 14 gün sokağa çıkma yasağı şeklinde duyurmuş Halkın Sesi gazetesi, ülkede koronavirüsü salgınına karşı dün gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı başladı deniliyor. Dünyada son durumda aktarılmış. İspanya'da büyük oteller hastaneye dönüştürüldü. Fuar alanına geçici hastane kuruldu. Ambulanslar yetişmeyince otobüsler de virüs hastalarını taşımaya başladı. İtalya'da bir günde 651 kişi öldü. Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı. Amerikan ordusu New York'ta otel ve yurtları hastanelere dönüştürmek için sokağa indi. Almanya'da insanlar sokakta yan yana dolaşamayacak. İki kişiden fazla sayıda insan bir arada olamayacak. Almanya örneğin böyle bir karar aldı. Cezaevinde af heyecanı denmiş. Ağır suçları olmayan tutukluların affı için çalışma başlatıldı. Başbakan Tatar konuyla ilgili çalışma yapılması için talimat verdi. Türkiye'de de infaz yasası ile ilgili değişiklik üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Burada da bir benzeri olacak belli. Star Kıbrıs 6 Nisan'a kadar sokağa çıkmak yasak demiş bugün. Dün geceden itibaren geçerli, yasağa uymayan tutuklanacak diyerek görüyor kısmi sokağa çıkma yasağını. Muhalefetten destek istedi. Ersin Tatar, bugün birlik olma günüdür dedi. Meclise temsil edilen tüm siyasi partilerle hazırlanan paketi paylaştı. 4000 liranın üzerinde maaşlarda kesinti var. Ek mesai ve hayat pahalılığı artışları ödenmeyecek. Kritik meslekler hariç denmiş bugün gazetenin ara başlığında. Hükümet önlemleri, şu önlemleri alacak diyor. 4000 liranın üzerindeki maaşlarda kesinti yapılacak. Hayat pahalılığı artışı Aralık ayının sonuna kadar durdurulacak. Ek mesai ödemeleri durdurulacak. Sağlık çalışanları, cezaevi personeli, polis ve gümrük çalışanları bu kesintilerin hepsinden muaf olacak denmiş bugüne yansıyor. Detay gazetesi, İçişleri Bakanı Baybars, mülteciler daha uygun barınaklara yerleştirilecek açıklamasıyla Detay gazetesinde yerleştirildikleri bilgisini diğer gazetelerden takip ettik. Kısmi sokağa çıkma yasağı
bugün detayında gördüğü haber 3 yeni vaka deniliyor ve Başbakan Tatar ekonomik tedbirlerin salı günü açıklanacağını söyledi. Bakalım ne olacak o tedbirler? Mecburi yasak, hayati riski dikkate almayan bazı vatandaşlar elzem ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmaya devam edince kaçınılmaz kararı almak şart oldu diye görüyor Kıbrıs Manşet gazetesi bugün. Hakikat af geliyor demiş sürmanşetinde. Güvenilir kaynaklar Başbakanlık cezaevindeki yaklaşık 650 mahkum için belli kademelerde af çalışması başlatıldığını dile getirdi. Koronavirüsü salgınının zor şartlarda yaşayan mahkumlara bulaşırsa ortaya çıkabilecek zor şartların şimdiden önüne geçmek adına başlatılan bu çalışma mahkum yakınları tarafından memnuniyetle karşılandı deniliyor. Bugüne yansıtılmış durumda. Polis tutuklayabilecek, karakola götürecek eğer kısmi sokağa çıkma yasağına uyulmazsa. Yurt dışından dönemeyen öğrencilere bursları yatırılacak. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, yurt dışından ülkeye dönemeyen veya öğrenim gördüğü ülkede kalmayı tercih eden öğrencilerin burslarının yatırılacağını bildirdi diyor bugün. Volkan gazetesi hafta sonu yaşanan olaylardan bugün oluşturmuş manşetini. İzinsiz kampanyalara para yatırmıyor diyor, yatırmayın diyor Nacak gazetesi. Şimdi de deniz vurgunu demiş. Hava ulaşımının durması üzerine deniz ulaşımına yöneldi elbette yurt dışına çıkmak isteyenler. Orada da fahiş fiyatlar var deniliyor. Kısmi sokağa çıkma yasağı Haberatör gazetesinin de bugün ön sayfadan gördüğü konu. Güneyde 11 yeni koronavirüs vakası, kuzeyde 3 yeni vaka idi. Onları da duyurmuştuk size. Manşetlere yansıdığı haliyle durum bu. Şimdi yayını açarken ben her sabah güzel ülkenin iyi kalpli, güzel, aydınlık insanları derim. Bugün fark etmedim ve dememişim. Kafam o kadar doluydu ki. Çünkü hafta sonu çok yoğun bir maraton içerisindeydik ve yayındaydık. Son gelişmeleri size yansıtabilmek için elbette. Onların hepsini şöyle bir kafamda kurgulayıp haftaya nasıl başlarımı düşünürken o klişe, klasik açılış cümlemi söylememişim. Hatırlatanlar var. Söyleyeyim, güzel ülkenin iyi kalpli, güzel, aydınlık insanları yeni haftanın ilk gününde gazete manşetlerine yansıyanlar bunlardı. Şimdi biraz da sosyal medya gündemine bakalım. Çünkü bugün itibariyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olsa da bu durum pek de tatmin etmedi. Özellikle bazı sağlıkçıları. Şimdi iki konuyu ele alacağız. Onlardan bir tanesi bu sokağa çıkma yasağı. Diğeri de dün itibariyle kimi ellerle yapılan linç girişimi neredeyse. Şimdi ilk olarak bu sokağa çıkma yasağı ile alakalı olarak polis de duyurdu. Gereğini yapacağını söyledi. Karar yeterli değildir diyen sağlıkçılardan biri Erol Uçaner diyor ki karar yeterli değildir, farklı cümlelerle aynı sonuç bu. Beni durduran polise Girne'ye gidersem ve yanımda biri varsa bankaya gidiyorduk derim. Gelsin arkamdan, oradaki banka kapalı, bankomattan para çekeceğim derim. Ya da Mausa'daki eczaneye, sana ne istediğim eczaneye giderim. Yeterli değil, bazı kamu kuruluşları açık olacakmış. Çünkü Covid-19 özel anlaşma yaptı, ben sizin bankalarınıza girmeyeceğim diye söz verdi. Bilmem, ben yanlış düşünürüm ya, ben yanılırım ya da aşırı tedirginim. Belki İtalya'yı görürüm, Almanya'yı görürüm, İspanya'yı görürüm, İran'ı görürüm. Belki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin o hale gelmesini istemem. Peki şunu sorayım diyor Erol Uçaner. Ya bir hafta sonra gelişmeler istenmeyen boyuta gelirse ne yapacaksınız? Sil baştan iki hafta sokağa çıkma yasağı mı olacak? Hesaplayınca 15 Mart'tan beridir insanları engelleyin dediğimizde, çıkmasınlar, tutuklayın, cezai işlem uygulayın dediğimiz her şey boşa gitti. Bir hafta sonra kısmi değil de tam sokağa çıkma yasağı koyunuz ama bankalar gene açık olsun diyerek de tepkisini belirtti. Şimdi bunu diyen ben değilim, sıradan yoldan geçen bir insan değil, bir sağlıkçı ve diyor ki diğer ülkeleri gördüğümde, İtalya'yı, İran'ı gördüğümde
endişeleniyorum ve en başından beri kısmi değil genel bir sokağa çıkma yasağı getirilsin çağrısı yapıyoruz diyor. Şimdi burada ben sıradan bir vatandaş olarak diyorum ki sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde ekonomik olarak kayıplar olacaktır, doğrudur, ama bugün de var. Fakat sağlık anlamında kayıplarımız eğer olmaya başlarsa ve iş istenmeyen boyuta giderse, o zaman sokağa çıkma yasağı ilan etmiş olmayı dilemek için çok geç olacak. Oysa ki o karar verilmiş olsa en kötü korunduk diyebiliriz. Yani birinin geri dönüşü var. Yani diyebiliriz ki siyaseten kötü bir karardı. Onun da önlem almak amaçlı olduğunu zaten vatandaş bilirdi. O başka bir konu, ama geç kalınmış, alınmakta geç kalınmış bir karar üzerinden böyle bir şey yapamayız. Çünkü artık geç kalınmış olur ve sağlıkçılar işte bu konuda uyarıyor. Sadece Erol Uçaner değil bunu söyleyen. Özcan Üdaverdi de zaman zaman yaptığı paylaşımlarla bu programda yer verdiğimiz Doktor Akçiçek Hastanesi'nden Özcan Üdaverdi de krizi önlemeye karşı yapmış olduğunuz çalışmaları beğenmiyor değiliz, sadece eksik buluyoruz dedi. 100 bin test kiti gelsin ve 14 gün tam sokağa çıkma yasağı getirilmediği takdirde pandemik salgının altından kalkamayacağız diyor. Bakın Özcan Üdaverdi söylüyor bunu, yine bir doktor. Şu an virüsün kimler aracılığıyla nasıl kime yayıldığını kimse bilemez ve semptomlar ortaya çıkmadan bulaşan insanlar da şu an saçıyor. At gözlüğü takan kişilere gelsin bu yazı. Toplumun %60'ı enfekte olursa ve şu an 800 bin nüfusta 48 bin kişi enfekte olacak. Bunun %6'sı ağır seyredip yoğun bakım ünitesi gerekirse 2800 kişi yaşam destek ünitesine ihtiyaç duyacak. Nüfusun yarısını düşünen varsa böl ikiye. Gazetelerde ölüm sayfalarını takip edemeyeceğiz. Hastanelerimizin altyapısı ortada ve böyle bir pandemik salgını kesinlikle karşılayamayız diyor Özcan Hüdaverdi. İşte o da başka bir doktor. Yani kısmi yasak yeterli değil diyor bir taraftan. Şimdi bunu söyleyenler doktorlar. Biz en başından beri neyi söylüyoruz? Bu hastalık COVID-19 tanı konulduktan sonra tedavi edilebiliyor %80-85 oranında. Diğer ülkelere bakıldığında, hastalığın görüldüğü, ölümlerin yaşandığı ülkelere bakıldığında daha çok yaşlı insanları etkilediği görülüyor. Ama bu demek değildir ki gençler muaf, öyle bir şey yok. Ayrıca yapılan son araştırmalar gösteriyor ki hastalığı o ya da bu şekilde. Yani gerek hafif şekilde atlatan, gerek hastanede ağır şekilde atlatan insanların ciğerleri, elastikiyetini kaybedebiliyor ve bir daha eski haline gelemeyebiliyor. Ve isterseniz çok tanınmış bir futbolcu olun, isterseniz bir soprano olun, sizi gözetmiyor, ayırt etmiyor. Yani bana bir şey olmaz demek bu noktada yapılabilecek en sorumsuzca ve saçma şey. İşte o nedenle hani bu evinizde kalın çağrılarına uymayanları gördükçe ben son iki haftadır gerçekten sinirimden hopluyorum. Kısmi yasağın kolluk güçleri eliyle herkesin kapısına bir polis dikemeyeceğimize göre yine insanların inisiyatifine bırakmış oluyoruz. Yani kimin kime kahveye gideceğini, kimin kiminle görüşeceğini gerçekten bu kez ihbarcılığa mı bırakacağız? Birbirini mi ihbar edecek insanlar, buna mı bırakacağız? Sorusu da akla gelmiyor değil. Dolayısıyla işte izlenen yolla alakalı eleştiriler ve endişeler doktorlardan geldiği için paylaşmak istedim. Biz sıradan insanların bu konuda ne söylediği çok önemli olmayabilir ama doktorlar, yani işin uzmanları bunu söylediğinde hayli önemli oluyor. İşte onlardan biri Halil Hızal diyor ki 13 Mart akşamı yazdık. Fevkalade zamanların fevkalade tedbirleri olur. 10 gün geçmiş aradan bu arada. Gönüllü evde kalma kararı açıklandı o zaman. Başaramadık. Lokal bulaş başladı. Ne demek lokal bulaş? Yurt dışı teması olmayan insanlarda enfeksiyon görülmesi. Anlamı ülkede enfeksiyon var ve yayılacak. 22 Mart kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. O hal ilan edin, sıkı tedbirler alın, zaman geçiyor diyor Halil Hızal. Sürecin başından beri aynı şeyi söyleyen isimlerden bir tanesi.
Onun da altını çizmek gerekiyor hiç kuşkusuz. Şimdi kimilerine göre özgürlükler kısıtlanacak bir OHAL'le birlikte. Kimileri altında böyle bir gerekçe yatmadığını ısrarla söylüyor ama konu yine sağlıktan kopup farklı zeminlere kayıyor. Oysa ki bir hastalık bundan sonra bizim ülkemizde de hızlıca yayılabilir miyi tartışıyoruz. Çok güzel videolar var biliyorsunuz. Biz de zaman zaman ekranlarımızda yer veriyoruz. Bir kişiden kaç kişiye ulaşabileceği bu virüsün çok güzel anlatılıyor. Dolayısıyla işte halen inisiyatife bırakma hali bu anlamda sorgulanıyor. Şimdi Doğuş Derya CTP kanadından, daha doğrusu ilk önce Tufan Erhürman'dan başlayayım. CTP kanadından da açıklamalar var. Az önce gelen habere göre vaka sayımız 38'e yükseldi. 3 yeni yerel vakamız var. Yerel vaka sayımızın artması yeni ve daha kritik bir safhada olduğumuzu gösteriyor maalesef. Alınan kısmi sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasını polislerimize bırakma lüksümüz yok. Eczane, market gibi konulardaki sınırlı serbestliği başka amaçlarla kullanma lüksümüz de yok. Başta yaşlı insanlarımız olmak üzere toplumumuzu koruma sorumluluğu her birimizin omuzlarında sorumluluk bilinciyle davranmak zorundayız. Ama işte geçen hafta da sorumluluk bilinciyle davranmak zorundaydık örneğin. Davranılmadığını gördük hem de çok acı şekillerde gördük. Henüz düne kadar şunları yapıyorduk. Mehmet Armancı, insanlar 3,5 milyar dolarlık futbol sektörünü neredeyse tamamen bu yıl iptal ettiler ama bizim kendi aramızda oynadığımız maçlar önemli. Kazanan Şampiyonlar Ligi final grubuna kalacak dedi. Müdahale edilip boşaltıldığı yer Yusuf Kaptan saat 13. Dün 13'te. Durum halen buydu. Şimdi kısmi sokağa çıkma yasağıyla belki böyle tabloları engelleyebileceğiz ama insanların birbiriyle görüşüp görüşmediğinden yine de emin olamayacağız. Böyle de bir durum var. Doğuş Derya, kısmi sokağa çıkma yasağı evde kal çağrısına uymayan, yani misafir, gezme, piknik ve bunun gibiler için, bunlara devam edenler için panik olmamak gerekiyor dedi. Yani sokağa çıkma yasağı nedeniyle panik olanlar varsa market, eczane, hastane, banka gibi ihtiyaçlar karşılanmaya devam edecek. Herkes kurallara uyup kendini ve çevresini korumak için tedbirli davranırsa bu süreci en az hasarla atlatırız diyor. Bu konuda bir CTP'li isim daha yorum yaptı. O da Fazilet Özden Efe'ydi. Şu ana kadar elimizdeki bilgi başbakan yardımcısının sosyal medya üzerinden yaptığı bir paragraflık bir açıklama dedi. Kudret Özersen'in yaptığı ilk açıklamayı kastederek daha sonra bir emirname halini aldı ama genel olarak kameraların karşısına çıkıp bir açıklama yapılmamasını eleştirdi. Başbakan nerede bilen yok. Henüz basın önünde herhangi resmi bir açıklama yapılmadığı gibi bu yönde bir duyuru da yok dedi. Emirnamenin taslağı mı aslı mı bilmiyoruz, o virüs gibi yayıldı dedi o metin için. Kararın detaylarıyla ilgili onlarca soru ve spekülasyon var. Resmi herhangi bir bilgilendirme yok. Bu gayri ciddi tutum başımıza daha çok iş açacak. Bu kadar plansızlık, bu kadar savrulma olamaz, olmamalı dedi. Duyurulma şekli üzerinden ilk olarak sosyal medyada Kudret Özersay'ın yaptığı bir açıklamaydı. Ardından bir emirname haliyle yayınlandı. Ancak kameraların karşısına geçilip bir açıklama yapılmamasını eleştirdi Fazilet Özden Efe. Daha sonra canlı bağlantılarla hükümet yetkilileri o açıklamaları yaptı. Serhan Aktunç, evet diyor, kaldık baş başa. Tüm uçuşlar da durdu. Artık devlete, hükümete, sağlık çalışanlarına, polisimize, askerimize, hepimizin birbirimize sahip çıkması, destek vermesi gereken zaman içindeyiz. Geçecek, bitecek, fakat bu süre içinde gün o gündür bazılarımız maddi güçleriyle, bazılarımız gayri menkulleriyle, bazılarımız yöneticilik vasıflarıyla, bazılarımız bilgi ve tecrübesiyle, bazılarımız yazıp çizerek, hepimiz elimizden geldiğince hep beraber bu sorunun üstesinden geleceğiz diyor. Umarım öyle olsun. Çünkü daha önce tecrübe etmediğimiz bir konu. Şimdi tecrübe etmediğimiz bir konu olduğu için tökezlediğimizi düşünmüyorum. Çünkü bazı
toplumsal kurallar vardır, etik çerçeveler vardır ve onların içerisinde kalmamız gerekir. Aksi böyle kriz durumlarında bir virüsten daha hızlı yayılan ötekileştirme, ayrıştırma gibi sonuçları da beraberinde getirir ki bu hiç olmaması gerekenlerdir. Sizden gelen yorumlar da var. Onlara da birazdan bakacağım, sözüm olsun. Şimdi o ayrılıkçı durumlardan bahsettim ya az önce. Örneğin Ulaş Barış diyor ki son durum belki virüs değil ama dedikodu, iftira, insanlıktan çıkma, cadı avı yapma, küçük hesaplar peşinde koşma, bencillik, çıkar hesabı içinde bulunma ve hala daha siyaset peşinden koşma öldürebilir. Önemli mi? Evet önemli. Bizim toplumumuz için geçerli mi? Evet bizim toplumumuz için geçerli. Daha da spesifik bir hale getirelim neden bahsettiğimizi. Kabile mensupları kendi aralarında kim vebalı onu bulmaya çalışır gibi, bulsalar da sanki cadı kazanlarını atıp onları yok edeceklermiş gibi hasta insanların isimlerini, fotoğraflarını paylaşıyorlar. Ne kadar cahil, ne kadar kötücül ve bencil insanlar bunlar. Gün gelir devran döner. Siz hasta olduğunuzda da, sizin anneniz babanız hasta olduğunda da onların isimleri, fotoğrafları yayınlanır. Bu zor günlerden geçerken ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu vurgularken bu bencillik halen aramızda kol geziyor. Yapmayın, bunlara prim vermeyin ve evde kalın diyor. Evet, bunlar yapılıyor ama diğer bir tarafından bunlara prim de veriliyor. Gerekçe toplum sağlığı mı gerçekten, yoksa o dedikodu kazanından halen hoşlanıyor muyuz? Şimdi kimi insanlarda Covid-19 yeni 3 vakayla birlikte test sonucunun pozitif çıkması farklı bir kriz yarattı biliyorsunuz. Ve parmakla gösterilip şu insanlar da onlarla temas etti boyutuna geldi. Şimdi bu bir bilinçlilik hali midir, yoksa başka bir boyutu mu vardır bu işin? Yorumu size bırakıyorum ama benim kendi yorumum bu işin ehil ellerde olduğu yönünde insanlar bir hisse kapılmadıklarında böyle panik ortamları olabilir. Eğer bilseler ki her şey kontrollü yapılıyor. Örneğin o insanların 14 gün ev karantinasında tutulduklarını ve kendilerinin talep ettiğini, bize test yapın dediklerini biliyorlar mı örneğin? Şimdi bu soru, biliyorlar mı bu kazanı kaynatanlar, bunu biliyorlar mı? Bilme ihtiyacı hissettiler mi? Örneğin kendilerine haberci diyen insanlar, bunu bir haber gibi yayınlayanlar, ulaşma ihtiyacı hissettiler mi kimseye? Soruların cevapları belli. Aslı Murat, salgın yakınımıza doğru yaklaştıkça toplumun içindeki nefret ve linç de kendini belli etmeye başladı. Önce yabancılar, şimdi de yerli insanlara karşı söylenenleri okuduğumda dudağım uçukluyor. Evet ben de tedirginim. Kendimin veya ailemin zarar görmesini istemiyorum. Ama bunu anlatırken kimseyi de incitmemem gerektiğinin bilincindeyim. Lütfen insanların özellerini, fotoğraflarını, isimlerini ve buna benzer özelliklerini paylaşmaktan vazgeçin. Kimseyi hedef haline getirmeyin. Korunaklı bir yerde kalın. Uzmanların uyarılarını uygulayın. Ve devlete bu işin denetimini sıkı tutması gerektiğini hatırlatın. Yani ne diyor? Denetleyici olun. Hatta test kiti alınması ve daha fazla test yapılmasını sağlayacak baskılar yapın. Eminim ki hasta olan insanlar da bunu istememişti ve bu denli linç edilebilir, edilmeleri kabul edilir değil. Yeter, herkes hasta olabilir. Mahremiyet hakkı hasta hakkıdır diyor Aslı Murat. Oldukça önemli bir konu. Mahremiyet hakkı bir tarafa, bir de toplum sağlığını, güvenliğini ilgilendiren bu derece önemli bir konuda kendinden şüphelenen insanları da gizli kalmaya itiyor aslında bu süreç ve çok önemli. Yani ben kendimden şüpheleniyorsam parmakla gösterilip ötelenmemek, ötekileştirilmemek için sesimi tutup sesimi çıkarmayıp yetkililere başvurmayacak mıyım? Ya da tam tersi başvurmadığım halde neler olabilir? Diğer insanlarla hayatımı normalmiş gibi sürdürürsem ve teması kesmezsem sırf o ötekileştirmeden korktuğum için başka boyutlara taşımaz mıyım bu işi? Oldukça katmanlı ve önemli bir süreç. O yüzden herkesin çok dikkatli olması önemli. Cumartesi günü Lefkoşa Türk Belediyesi bir grup gönüllü genç
dağıtım yaptılar yardıma ihtiyacı olanlara ve sonra olaylar başka bir boyuta evrildi. O dağıtım yapanlardan bir gençle alakalı bir gelişme yaşandı. Mehmet Armancı. Değerli arkadaşlar, gençlerin dün dağıtım yaptıktan sonra akşama doğru bir tanesinin ailesinin hastalığıyla ilgili olumsuz bir bilgi geldi. Şu an arkadaşımız teste girdi. Testin sonucu belli oldu. Haberleri asılsızdır. Sonucu sabah belli olur herhalde. Dün arkadaşımız tam teçhizatlıydı. Yani maske, eldiven ve tulum. Paketler hazırdı ve belediye dışındaydı ve kendi araçlarıydı. Doktorlar çok az bir risk taşıdığını, marketlerdeki her poşet kadar bir risk olduğunu belirttiler. Her koşulda olayla ilgili olarak herhangi bir bilgim olmasa da siyasi sorumluluğu elbette bendedir diyor Mehmet Armancı. Test sonuçlarından bağımsız olarak da bu sorumluluğu bu ortam bilince elbette vermeye hazırım. Süreçle ilgili yeni bir gelişme olursa sizlere bilgi aktaracağım diyor. Yani bu sorun, siyasi sorumluluğu bendedir açıklamasıyla Mehmet Armancı da bunu yapıyor yaşanan gelişmelerle alakalı. Ama test sonucu pozitif çıktı, şu oldu bu oldu yönündeki haberlere de prim vermemek gerekiyor. Yetkili ağızlardan gelmediği sürece aslında açıklamaların nereden geldiğini sorgulayarak bakmak gerekiyor. Oldukça önemli konu başlıklarından bir diğeri. Şimdi sosyal medya gündemine devam edelim ama nereden devam edelim? Bir dayanışma örneği sergilendiğini söylemiştik. Özellikle İskele bölgesinde hafta sonu yaşananlarla alakalı olarak ona geleceğim ama. Şimdi bir çağrı var, onu aktarmak istiyorum yayına girerken dikkatimi çekti. Çok içten buldum, o yüzden paylaşıyorum. Mustafa Bulutoğlu'ları diyor ki, çok kıymetli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı. Lütfen ama lütfen COVID-19 pozitif çıkmış veya karantinada olan kişilerle en ufak dahi temasınız olmuşsa bile kendinizi Sağlık Bakanlığı'na ifşa etmekten geri durmayın. Şimdi bu başka bir boyut. Yani siz kendinizi ifşa edin. Birilerinin parmakla göstermesi farklı bir şey. Herhangi bir temasınız olduysa siz kendinizi ifşa edin diyor. Bu bir virüstür, utanılacak bir şey yoktur. Dünyadaki birçok ünlü daha kimsenin haberi olmadan açıklama yapıp COVID-19 pozitif olduğunu bildiriyor. Lütfen bu gibriyage uyumuzu bu konuda olsun bir kenara koyalım. Aman söylemeyelim, rezil oluruz, kim ne der demeyelim lütfen. Şu ana kadar açıklanmış hiçbir etkin tedavi veya geliştirilmiş bir aşı ne yazık ki yok. Bu da ne demek oluyor? Mevcut olan vakaları maksimum oranda tespit edip bulaşıcılığı engellemek gerekiyor. Bunu ben söylemiyorum. Dünya Sağlık Örgütü söylüyor demiş Mustafa Bulutoğlu'ları. Maksimum oranda test yapmamız gerek. Hem de hemen burada avantajlıyız. Çünkü dünya ölçeğinde nüfus olarak ihtiyacımız olan test kiti diğer ülkelere göre çok düşük adetlerde. Buradan tüm siyasilere soruyorum, elimizde ne kadar test kiti var, talep etmemiz durumunda ne kadar daha derhal temin edebiliriz, bunun temini için maddi sıkıntımız var mı, varsa ne kadar bir meblağa ihtiyacımız var. Bu illetin en önemli silahı şu anda test kiti, yüze aşkın iş insanıyla görüştük, herkes elini cebine atmaya hazır, ne kadar ihtiyacımız varsa bizler buna katkı yapmaya hazırız. Belki de hepsine, belki de kısmen diyor Mustafa Bulutoğlu'ları. Şimdi bir yardım kampanyası Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği öncülüğünde yapılıyor biliyorsunuz. O başka bir konu ama bu tarz yorumlar görmek de güzel iş çevrelerinden. Dün İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da oradaydı ama hafta sonu çok ciddi bir dayanışma örneği yaşandı. Abdullah Korkmasan harikasınız diyerek paylaştı. İskeleye gidenlerden biriydi. Kıyafet yığılması yaşandı ve daha fazla kıyafet ihtiyacı olmadığını duyurdu. Bebek konusunda bebek maması, oyuncak, süt onlar da sonradan karşılandı. Yardım ve dayanışma seli gösterenlere teşekkür etti. Harikasınız diyerek teşekkür eden onlarca isim vardı. Onlardan bir tanesiydi hiç kuşkusuz. Şimdi bölgeyle alakalı olarak Supi Coşkun özellikle kısmi sokağa çıkma yasağı ama genel olarak her konuda diyor ki ekranlarınızda şu an gördüğünüz telefon numaralarından Dip Karfaz ve Kaleburnu'ndan halk zor bir süreçten geçilen bu dönemde
her konuda ulaşabilirsiniz bu hatlara diyor. Bu zor günlerin bir an önce geçmesi dileğiyle kendinize çok dikkat edin. Lütfen Bakanlar Kurulumuzun bizlere uygun gördüğü kararlara uyalım. Bu kararlar bizlerin sağlığı için diyor. Sizlere ulaşılabilecek kendi numarası da başta olmak üzere ulaşılabilecek numaraları veriyoruz demiş. Her konuda ulaşılabileceğini söylemiş. Ekranlarınızda 4 numara görüyorsunuz. Bu telefon numaralarından Dipkarpaz ve Kaleburnu'ndan sorun yaşayanlar Supi Coşkun ve ekibine ulaşabilirler bilgisini de paylaşmış olalım. Tolga Atakan'ın bir açıklaması var. Şu an adadan tek çıkışın deniz yollarına kalmasına paralel olarak yolculardan gelen fiyat artışı şikayetleri takibe alındı. Acenteler bu konuda uyarıldı diyor. Devamı halinde bu durumun Ekonomi Bakanlığı Ticaret Dairesi ile işbirliği içerisine müdahale edilip bu hizmetler denetimli mal ve hizmetler sınıfına alınacak. Bu yönde yaşanan sıkıntıları 171 numaralı Alo tüketici hattına bildirebilirsiniz diyor Tolga Atakan. Onun da altını çizmiş olalım. Fırsatçılığa müsaade edilmeyecek. Bu fotoğraf karesiyle noktalandıralım. Çünkü hafta sonu çok konuşulan fotoğraflardan biriydi. Angela Merkel'i görüyoruz. Almanya Başbakanı bir market arabası elinde alışveriş yaparken görüntülenmişti. Market arabasında neler olduğu da dikkat çekti ama bir başbakanın bir markette bu şekilde görüntülenmiş olmasıydı. Bizim ülkemizde normal olabilir bu ama pek çok ülkede hani görülemez denilerek paylaşıldı. Market arabasında şarap da vardı, günlük ihtiyacı vardı. Öyle yığılmış örneğin 16 tane tuvalet kağıdı falan yoktu. Alınacakları almıştı. Normal bir vatandaş gibiydi. Bu fotoğraf karesi çekildikten belki de yarım gün sonra kendini evde karantinaya aldığı bilgisi geldi. Hatta o şarapları da o yüzden aldığına yönelik yorumlar bile yapıldı. Ve bu görüntü üzerine çok konuşulduğu için paylaşma ihtiyacı hissettim sizinle. Şimdi birazdan Ziya Öztürkler bizimle birlikte olacak. Yüksek öğrenimdeki son durumu konuşacağız. Burada kalan öğrenciler KYK yurtlarının boşaltıldığına dair haberler, gelişmeler, onlar hakkında sorular olacak ve neler yapılıyor uzaktan. Eğitim dönemi başladı ülkede. Tüm bunları konuşuyor olacağız. Elbette sosyal mesafemize dikkat ederek, elbette ilaçlanmış ve temizliği sürekli yapılan stüdyolarımızda yapacağız bunu. Elbette kısmi sokağa çıkma yasağı uyarınca yapacağız bunu. Çünkü yetkili ağızlardan gelişmeleri de günlük hayatı ilgilendiren birebir konularda size iletmemiz gerekiyor. Asgari'de tutuyoruz. Tüm kanala girişleri, konuk alımlarını asgariye düşürmüş durumdayız. Tüm bu bilgileri de vermiş olayım. Birazdan Ziya Öztürkler'le birlikteyiz. Kısmi sokağa çıkma yasağı ve ekonomik gelişmelerle alakalı dün Mustafa Alkan Er Meydanı gündem özel programıyla canlı yayındaydı. Yetkililer açıklamalar yaptı ilk ağızdan. Birazcık onlara kulak verelim. Döndüğümüzde ben konuğumla birlikte olacağım. Sayın Başbakanım, beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle kolay gelsin diyorum. Çok zor bir süreçte görev sürdürmeye devam ediyorsunuz. Hem gelinen son durumla ilgili hem de bugün almış olduğunuz kısmi sokağa çıkma yasağı kararıyla ilgili değerlendirmelerinizi alalım Sayın Başbakanım. Lütfen buyurun. Biz bu işi şimdiye kadar gayet dengeli bir şekilde götürmeye çalıştık. Bildiğiniz gibi 10 gün kadar önce Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'na geldiğinde o halden bahsetmişti. Tamamıyla eve kapatılmaktan bahsetmişti. Biz o gün bunları doğru bulmadık ve netice itibariyle biz de tedbirler aldık. Ama şöyle ifade edilen işte eczaneler, marketler, benzin istasyonları, fırınlar ve gümrük, vergi dairesi ve köylülük, gücülükle uğraşan köy yerlerinde hayvancılık, süt gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında temel ve zaruri işlerde işlerine hizmetlerin yürütülmesi için bu şekilde bir takım düzenlemeler yaptık ve ona göre hayat devam etti. Elbette binlerce kişiye izin verildi. Hem devlet dairesinde hem özel sektörde, kapatılan yerlerde. Bu insanlarımızın beklenti şu: evet, markete gidip alışverişini yapacak, gelecek ama evde oturacak. Günün sonunda bu virüs dolaşıyor. Bir de hep birlikte dünyayı izliyoruz. Yani bunları
iki hafta kadar önce bizden çok daha ileride olan ülkeler bile göremedi neyin ne olduğunu. Biz en azından turistleri durdurduk, çarteleri durdurduk, toplu taşımacılığı durdurduk ve bilahare 10 gündür de bu aldığımız ciddi kararları uygulamaya çalışıyoruz. Ama gelen haberler, mesela bugün bir parkta şu kadar insan yürüyüşte, başkaları bilmem nerede, orada burada ve genelde bu virüsün de ne kadar zor ve kolay yayılan bir virüs de olduğu daha da ortaya çıkmasıyla birlikte ve bir de İngiltere sıkıntısı var. Yani bunu da kabul etmek lazım. Bizde ilk sıkıntı bu Almanlarla başladı. Evet. Ve bu Almanlar hala daha burada sarılmış durumda. Bu da başka bir dert, başka bir sıkıntı. Almanya'nın bir bakıma duyarsızlığı ve işte 14 günün dolmasıyla inşallah salı akşamı bu insanlarımızı selametle göndereceğiz ve herhalde bizden de memnun olduklarını düşünüyorum. Bu kadar insana, bu kadar özverili şekilde bakan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Gerek otel çalışanlarıyla, gerek sivil savunmamıza, gerek çok felakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza büyük bir dert, büyük bir sıkıntı, büyük bir sorumluluk. Bunu da başardık. Neyse itibariyle 14 gün olmasıyla, onların geri gitmesiyle tamamıyla bu işten kurtulduk anlamında bir durum yok. Bakıyoruz ki İngiltere'den gelen o iki şahsın ki bunların tespiti 7-8 gün önce yapılmıştı. Şimdi 3-5 vaka var. Bu 3-5 vaka onlarla bağlantılı. Bana verilen bilgiye göre biri işte eşi, biri kayınvalidesi, bir tane eve giden hizmet veren bir kişiye ulaştı ve birkaç hadise daha onlarla bağlantılı. Ama o kadar kolay yayılabilir ki artık bu saatten sonra özellikle İngiltere'den gelen şu kadar da insanımız vardır. Biz biliyoruz. Yani son 15 günde ülkeye tamamıyla bu karantina olayları düzenlenmeden önce girmiş ve biz de bunun farkında olarak her zaman bu insanlarımıza mutlaka 14 gün evinizde gözlem altında kalın. Çünkü aksi takdirde eğer bu virüs varsa bulaştırabilirsiniz. Ve polise de bilgi verdik. Polis de bunun takipçisi oldu. Kontrolleri hala da yapılmaktadır. Fakat bilgiler geliyor ki bazı insanlar çok sorumsuzca ve bencilce sokağa çıkmışlardır ve bir yere de gitmişlerdir. Risk nedir? Temas ne kadar oldu? Pozitif miydi, negatif miydi? Bunları bilmemiz mümkün değil. Fakat riskler mevcut ve bu öğrencilerimizin de buraya getirilmesiyle birlikte, bunlar hep tabii şimdi bildiğiniz gibi karantina altında, 500'e yakın insan var tahmin çeşitli otellerde ve diğer yerlerde. Dolayısıyla bütün bu yoğunluk içerisinde bir de bakıyoruz ki hala duyarsızlık var. Hala da insanların kolayca çıkıp gezdiklerini ve topluluklarla bulunduklarını görüyoruz. Dolayısıyla sorumluluğun bilinci içerisinde ve tehlikenin boyutunu da kendimize göre değerlendirdiğimizde hiçbir risk almama adına ve halkımızın sağlığının en önemlisi olduğu düşüncesiyle dedik ki bir tedbir daha alalım. Çünkü bu kadar gündüz yapılan fedakarlıkların bir noktaya gelebilmesi için bu da bize göre gerekliydi. Şimdi bunu yaptık. Esas itibariyle değişen pek bir şey yok. Çünkü o ifade ettiğimiz yerler temel hizmetlerin devam etmesi için zaten yine açık kalacak. Ama ne diyeyim, o binlerce insan hem özel sektörde hem devlette izinli, idari izinli ve dolayısıyla bir hizmeti olmayacağından belki markete gidip gelebilir ama günün sonunda evinde oturacak, sokağa çıkmayacak. Şimdi şu Sayın Başbakanım burada net bir şekilde açıklamıştır. Burada bir konu halkın kafasında bir kafa karışıklığı yaratıyor. Bunu sizden dinlemek isteriz. Şimdi siz diyorsunuz ki temel ihtiyaçların karşılanması için halkımız dışarıya çıkabilecek, bu ihtiyaçlarını giderip evine dönecek. Peki ve bunun için de bir denetim yapacak devlet yetkilileri, görevlileri, buna uymayanları da yasal işleme tabi tutacak. Peki dışarıda bulunanların bu amaçla dışarıda bulunduğunu nasıl anlayacak, bu denetimi yapacak görevliler? Polisimiz bu konularda bilgilendirilmiştir. Polis genel müdürlüğü yaptığımız toplantıda kendine göre o bir düzen kuracaktır. Biz de bunu takipçisi olacağız. Günün sonunda şunu ben buradan halkıma söylemek istiyorum, halkımla paylaşmak istiyorum. Halktan destek bekliyoruz. Bu hepimizin geleceği içindir, hepimizin sağlığı içindir. Kimse demesin bana bulaşmaz, sana da bulaşır, eşine de bulaşır, en sevdiğin çocuğuna da bulaşır. Dolayısıyla hep birlikte bu işin içinde çıkmak durumundayız. Dünya bile şu anda bununla dövüşüyor. Biz en azından hamdolsun demek durumundayız. Zaman aldığımız tedbir ve çalışmalarda bugüne kadar büyük bir hadise yok. Fakat 3-5 vaka var.
Bunu kontrol etmek için birbirimize kererek, saygı duyarak yaptığımız çağrılara inşallah sahiplenirse bu işi aşacağız diye düşünüyorum. Polisimiz sokaktadır, polisimiz takipçisi olacak ve ona göre bir takım kovuşturmalar da yapabilecek. Ama günün sonunda başarabilmemiz için mutlak surette halkımızın desteği gerekmektedir. Dolayısıyla... Tüner Meydanı özel yayınında Mustafa Alkan, yetkililerin sokağa çıkma, kısmi sokağa çıkma yasağıyla alakalı ilk ağızdan bilgilerini almıştı. Çünkü kafa karışıklığı da vardı. Şu saat itibariyle birazcık o kafa karışıklığı yatışmıştır diye düşünüyorum. Halihazırda görevinin başında olanlar zaten görevinin başında olacak. Ama ev ve iş arasında olacak bu ilişki ya da zorunlu olarak dışarı çıkanlar da işlerini bitirip hemen dönecekler. Bir komşuculuk yapayım, şurada birazcık spor yapayım gibi şeyler olmayacak. İşinin başında olan isimlerden bir tanesi de Ziya Öztürkler. Biliyorsunuz ülkemiz bir üniversiteler ülkesi aynı zamanda, ama yaşanan bu durumdan hem yurt dışında okuyan öğrencilerimiz etkilendi, hem burada okuyan öğrenciler etkilendi, hem de şimdi uzaktan eğitime başlanacak olsa da eğitim sektörü de ciddi bir şekilde etkileniyor. Tüm bunları konuşacağız. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz de bu süreçte görevi başında olan isimlerdensiniz ve zor bir süreç değil tüm bunları yaşamak, atlatmak. O yüzden kolay gelsin diyorum. Buradan da mesaiye uğurlayacağız sizi. Dolayısıyla Ziya Bey'i sokağa çıkma yasağına uymamaya teşvik etmedik. Onun da bilgisini vermiş olalım. İlk olarak bu KYK yurtlarıyla alakalı başlayalım mı Sayın Öztürkler? Çünkü hafta sonu çok şey konuşuldu bununla alakalı. Bazı öğrencilerin istemleri dışında çıkarıldıkları ile ilgili bilgiler var. Nedir o konuda son durum? Evet, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait, hı hı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaklaşık 6000 yatak kapasitesi vardır. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen öğrencilerimiz bu yurtlarda kalıyor. Bu yurtlar Güzel Yurt, Lefke ve Gazimağusa bölgesinde yer alıyor. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti KYK Genel Müdürlüğü'nün kararıyla hem Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yurtlar hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yurtların pazartesi itibariyle, bugün itibariyle kapatılması yönünde bir karar üretilmiştir. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Yani bu kararı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları üretmedi. Hı hı. Bu KYK yurtları Türkiye Cumhuriyeti'ne, Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan yurtlar. Bu kararı hem Türkiye Cumhuriyeti kendi KYK yurtları için alıyor, hem genel olarak bağlı olduğu tüm yurtlarda bu geçerli oluyor. Bu kararı almadan önce şunu da ifade edeyim. Bu yurtlarımızda yaklaşık 6000 öğrenci ikamet ediyordu. Karar alındığı günlerde, karar alınmadan daha doğrusu, yaklaşık 5000 civarındaki öğrenci zaten üniversitelerde eğitime ara verilmesinden dolayı ve yaşanan pandemi sürecinden dolayı kendi ülkelerine dönmüştü. Bundan dolayı %90 öğrencimiz daha bu yurtlarda boş kalmıştı. Bu karardan sonra tabii bazı çocuklarımızın bir takım sıkıntılar yaşadığına bizler de tanıklık ettik. Bizler de elimizden geleni yaptık. Gerek üniversitelerimiz olsun, gerek büyükelçiliğimiz olsun bu konuyla ilgili gerekli adımları attı. Dün itibariyle de dönemeyecek durumda olan çocuklarımızla ilgili büyükelçiliğimiz bir gemi kiralayarak o çocuklarımızı kendi ülkelerine, Türkiye Cumhuriyeti'ne geri gönderdi. Ama şimdi gitmek tercihleri olsaydı zaten bu süreçte giderlerdi, öyle değil mi? Yani evet. Pek çoğunun farklı nedenlerle, farklı gerekçelerle burada kalmayı tercih ettiğini biliyoruz. Kaldıkları yer bu yurtlardı. Ama bir zorunlu çıkarma gibi bir durum oldu. Evet, buradaki yetkililer bu kararı almadılar ama alternatifi de üretilemedi bu durumun gibi, evet. Bir durum var, öyle değil mi? Ya şimdi olağanüstü günler geçiriyoruz açıkçası ve bu çocuklarına baktığımızda Haziran ayına kadar da örgün eğitimin yapılması mümkün gözükmüyor ülkemizde yüksek öğrenimde. İlerleyen aşamada sizinle birlikte onu da konuşacağız. Tabii burada şu andaki KYK yurtlarında kalan öğrenci sayısında çok aza düşmesiyle birlikte ve ya alınan tedbirlerle birlikte temizlikte olsun, toplu çıkan yemekte de sağlık açısından da bazı sıkıntıların olduğu tespit edilmiştir. Onun için ilgili öğrencinin de sağlığı yönünde bir ilgili makamlarda
karar ürettiği için saygı duymak lazım. Bu süreçte de ilgili öğrencilerimizin kendi evinde daha güvenli bir şekilde devam etmelerinin mantıklı bir karar olarak duruyor. Bu çocuklarla ilgili maddi sıkıntılı olan noktalarda da gereken yapılmıştır. Eğer şu anda bir problem yaşayan bir öğrencimiz de varsa, dün Sayın Bakanımızla ben irtibattaydım. Eğer bu problemi yaşayan durumda olan bir öğrencimiz de varsa bize ulaşabilir. Bu öğrenciler için gereken yardımı biz bakanlık olarak da yerine getireceğiz. Şimdi tabii konuşacak çok şey var. Çünkü tüm bu öğrenciler sürecin sonunda geri gelecek, o arada olacak, bitecek olanlar da var ama kademe kademe gidelim. Hafta sonunda yaşananlar üzerinden gidelim birazcık da. Şimdi hafta sonu hem bu konu konuşuldu, yani Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalanların gönderilmesi durumu, hem de İngiltere'den öğrencilerimiz geldi. Onların buradaki durumuyla alakalı olarak da çok şey yaşandı. Şimdi süreçleri yönetme şeklimizi de bu süreçte konuşuyoruz, tartışıyoruz birazcık Ziya Bey aynı zamanda. Ve bu süreçte gördük ki birazcık sıkıntılar her anlamda oldu. Ama o sıkıntıların bir başka ayağı da gelen öğrencilerin burada örneğin son yerleştikleri yer Riverside, orada işte karşılaştıkları, halk tarafından karşılaştıkları muameleden de bahsettik. Eğitimlerine nasıl devam edeceklerinden de bahsettik. Pek çok farklı konuda bahsettik. Nasıl bir kriz yönetimi sizce uygulandı bu süreç zarfında? Şimdi özellikle şunu vurgulamak istiyorum bu konuda. Aslında yaşanan bir güzelliği, bir yardımlaşmayı bazı nedenlerden dolayı çok farklı noktalara çektik. Bu konuda ben de toplum adına üzgünüm. Sürecin geçmişine baktığımızda özellikle ilk etapta bu çocuklarımız orada bir araya geliyorlar ve birlikleri şu anda bizim için en doğrusunun İngiltere'de kalmak olduğu yönünde bir açıklama yapıyorlar. Bu açıklamayı biz de alkışlıyoruz. Ama süreç o kadar hızlı gelişiyor ki Birleşik Krallık'taki sağlık koşulları, alınan önlemler tartışmaya ve ilgili çocuklarımızın halk sağlığıyla ilgili yaşamış olduğu sağlıklarla ilgili de sıkıntılar göz önünde bulunduğunda ve ailelerin de istemleri göz önünde bulundurduğunda bu olağanüstü durumda bu çocukları ülkelerinden geri getirebilmek için ciddi anlamda çok ciddi emekler harcanıyor. Başbakanımız, Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, Dima Bey, ona da buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Müthiş bir organizasyonun içerisine giriliyor bu çocukların getirebilmesi için ve son güne kadar bu izin alınma süreçlerine kadar yaşadığımız heyecanı, sıkıntıları burada duygulara ifade etmek çok da mümkün değildir. Ve Allah'ın izniyle günün sonunda ilk bir uçak kiralanıyor ama bir baktık bir uçakta 168 kişi. En az bir 168 kişi daha ülkelerine gelmek için müracaatta bulunuyor. Bu bir uçağı iki uçağa çıkartmak, çünkü bir grup öğrenciye sen gel sen orada kal demek de devlete yakışmazdı. Onun için burada devlet aslında bu durumdaki baktığımızda bugün Güney Kıbrıs'tan yaptığı yaklaşımlara, gelen öğrenciye yaptığı yaklaşımlara, yerleştirdiği noktalara dikkat ettiğimizde, Almanya'nın sergilemiş olduğu tutumlara dikkat ettiğimizde, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde de baktığımızda KYK yurtları karantina merkezi olarak kullanılmaktadır ve dün aldığım haber Türkiye Cumhuriyeti'nde o kadar bir fedakarlık şu anda üst noktada ki çalışan doktorlar dahil bu virüsü bulaştırmamak için KYK yurtlarında kalıyor. Evlerine gidemiyor. Mesaiden sonra dinlenmesi için gittikleri 5-6 saati de KYK yurtlarında geçiyor. Yani herkes şu noktada sadece en ön planda sağlığı tutuyor. Biz bu öğrencilerimizi getirebildik. Bunun aslında gururunu ve mutluluğunu yaşamak lazımdı. İki şekilde mutluluğunu yaşamak. Birincisi, bu olağan şartlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin böyle bir organizasyonu gerçekleştirmesinin huzurunu ve mutluluğunu yaşamak lazım. İkinci nokta, bu gençleri ailelerine karantina sürecinden sonra buluşturmanın huzur ve mutluluğunu yaşamak lazım. Bir diğer noktada bu kadar kendini geliştirmiş, Avrupa'da eğitim alan bu gençlerin böyle bir süreçte kendi ülkelerine güvenerek geri gelmelerinin de mutluluğunu ve huzurunu yaşamamız gerekiyor. Tabii oradan yurdu ben de biliyorum aslında. Otel değil ama yurt olarak kaliteli bir yurt. Orada farklı tabii açıklamalar yapıldı. Bu noktada bizler de üzüldük.
Ama yani bu olayı hala daha işte bagaj hakları üzerinden, uçak biletleri hakları üzerinden bir yerli yatırımcıyı hala daha karalama üzerinden gitmenin çok bir anlamı olduğuna ben inanmıyorum. Fahiş fiyatla geldik biz dedi kimi öğrenciler. Şimdi öyle bir nokta ki evet bir taraftan farklı duygular yaşandı aslında. Bir taraftan ülkelerine geldikleri için mutlulardı. Bir taraftan işte kalacak yerle ilgili bir kriz yaşandı. Diğer taraftan farklı bir yere gittiler. Orada karşılaştıkları muamele ve evet sosyal medyada her şeyde paylaşılabilir durumda. Fahiş bilet fiyatı ödedik dedi kimi öğrenciler. Dimay Çağaner'in bununla alakalı bir açıklaması vardı. Hani ne şekilde bu öğrencilerin getirildiğini anlatan bir açıklama. Devlet karşılamalıydı bu biletleri, yorumları yapıldı. Hayır öyle bir şey olamaz dendi ama gelinen aşamada şimdi memlekete gelmek nedeniyle bir memnuniyet olmakla birlikte o süreçle ilgili de memnuniyetsizlik olduğu da göze çarpıyor. İşte yani o kadar olumlu taraflar o kadar yüksek ki Nazar Hanım. Yani bizler hep toplum olarak olumsuzlukların üzerine daha fazla gitmeye ve yapıcı değil yıkıcı hareketleri ortaya koymaya alıştık aslında, alıştırıldık. Bunun da sıkıntılarını yaşıyoruz. Bazı olumsuzluklar ve istenmedik durumlar olabilir ama sürecin geneline baktığında bence bir gurur duyulması gereken bir başarı öyküsü var burada. Bu başarıyı sahiplenmek lazım. Bu ülkenin böyle bir organizasyonun yürütebildiğini sahiplenmek lazım. Devletin de çok ciddi buradan yaklaşımları vardır. Sonuçta çocuklarına hem organizasyonu yapmak anlamında sahip çıkıyor hem burada kaldıkları yerlerle ilgili olarak maddi yükümlülükleri de devlet karşılıyor. Burada bir paylaşım olacak, bir birliktelik olacak ve şeyden uzaklaşmak lazım artık. Çok hem ailelerin hem gençlerin hem siyasetçilerin bu konuyla ilgili artık sosyal medya üzerindeki paylaşımları da bir kenara bırakarak olumluluğu ve güzelliğe doğru gitmenin en mantıklı olacağını düşünüyorum. Tabii orada farklı dediğiniz gibi gelinen yerde memnuniyetsizlik oldu. Gidilen yerdeki ilgili belediye başkanı arkadaşımız tedirginliğini, güvenlikle ilgili tedirginliğini dile getirdi. Ama ben ikinci uçakta bakanımızla birlikte havaalanındaydım. Bu çocukları biz karşıladık. Bu çocukları otobüslerine bindirdik. Oradan bakanımız Mausa bölgesindeki karantina bölgesine, bizler ise Girne bölgesindeki karantina bölgesine gittik. Oradaki organizasyonu gözlerimizle, çocuklarımız, bütün çocuklarımız, gelen çocuklarımız odalarına girene kadar ben başlarında durdum. Ve bütün çocuklarımızın iyi olduğunu, moral motivasyonun yüksek olduğunu gözlemledim. Genel olarak memnuniyetlerini dile getirdim. Bir yardımlaşmanın olduğunu gördüm. Örneğin çocukların şu anda İngiltere'de, Kıbrıs'ta olduğu gibi bir online eğitim sürecine geçiliyor. Çocuklar aynı zamanda eğitimlerinin gayelerini çekiyorlardı ve orada yine bir yardımlaşma sonucunda bir internet firmamızın bütün gece orada hazırlık ve çalışma yürüttüğünü ve otelin de teknik internet altyapısını iyi noktaya çekmek için büyük bir mücadele sergilediğini, oradaki sağlık çalışanlarının çocukların hijyeniyle ilgili çalışmalarına tanıklık ettim. Oradaki görevli polis arkadaşların çocukların güvenliğini ortaya koymak için. Dışişleri Bakanımız oradaydı, bizler oradaydık müsteşarımızla birlikte. Ama bunları biz konuşmuyoruz. Sadece o noktalara takılıyoruz. İlk günde böyle miydi? Yani yani şunu merak ediyorum. Şimdi diğer tarafta örneğin yurt yöneticileri ya da yatırımcılar da diyorlar ki bir iki o da böyle olabilir ama tamamı öyle değildi. Şimdi nasıl oldu da böyle bir durum oldu? Çünkü yansıyan görüntülerde daha sonra hazırlanmış odaları paylaştılar görüntülerini. Gerçekten bir otel konforunda ama içeriden evet. Yansıyan diğer görüntülerin hiç alakası yok. Yanlış yere mi, yanlış bloğa mı yerleştirdiler falan diye düşündük. Hatta ben Fatma Özok'a yayın sırasında sordum bunu. Hayır dedi, yani birkaç oda böyle olabilir. Organizasyonda hani dediniz ya başında durduk yerleştirdik. İlk günde olsaydı bu evet. Durum acaba yaşanmaz mıydı bunları tabii, düşünüyorum. Tabii yani şunu söyleyeyim. Çocukların, aileler işte tabii çocukların gelecekleriyle ilgili 4-5 gün önceden bu organizasyon hakkında bilgileri vardı ama uçuş izinleri 7-8 saat kala alınmıştı. Ve devletin de aslında çok ciddi bir zamanı yoktu. Burada yani bize o akşam biz de çocukların gelmesine birkaç saat kala o yurda yerleşecekleri bilgisini almıştık. Aileleri telefonla açıp sorduklarında daha önceden gittiğimiz bildiğimiz bir yer. Evet, orası bir otel değil.
yani ailelerin ve çocukların da daha fazla bir otel beklentisinin olduğu bir gerçekti. Ama orası bir yurttu. Ama yurt anlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en kaliteli yurtlarından bir tanesi. Yani oradaki hem çevre, güvenlik açısından baktığında, oda konforu açısından baktığında gerçekten standartların üzerinde bir yurt olduğunu söyleyebilirim. Ama oradaki yaşanan o sıkıntının ne olduğunu bilemiyorum. Üzüldük açıkçası. Yani çocuklarımız da sonuçta ailelerle birlikte çok sıkıntılı bir süreç geçirdiler. Bir hafta boyunca gelecekler, gelmeyecekler, İngiltere'deki şartlar nedir, uçuş nasıl olacak, nasıl gelecekler, devlet bunun yorgunluğu, aileler yorgunluğunu birlikte yaşadı. Birazcık empati yapmak lazım, anlayış yapmak lazım. Her iki tarafın da yorulduğu ve gerildiği, sinir katsayısının çok yüksek olduğu bir dönemdi. Birbirimizi artık kırmamak lazım. Yani birbirimize sarılma dönemi olarak ben bunları görüyorum. Dayanışma dönemi olarak bunları görüyorum. Bundan dolayı bir an önce artık inşallah şu dakikaya kadar da ilgili çocuklarımızın sağlığıyla ilgili hem Malpas'ta kalanlar olsun, hem Riverside'de kalanlar olsun, Palmiş'te kalanlarla ilgili de olumsuz bir gelişme yok. İnşallah yaşanmaz. Onlar olumlu bir bildirimde bulunuyorlar diyelim. Evet. Peki, evet, sağlığa odaklanmak lazım bu noktada ve gerçekten umalım hani bunun bir karantina olduğunu, zorunlu gözetim olduğunu da unutmayalım ve sağlık anlamında olumsuz bir haber gelmemesini umalım. Şimdi bir de ülkelerine dönemeyen öğrenciler var. Kendi istekleriyle kalanlar olduğu gibi bir de dönemeyen ...yenlerin de olduğuna dair bilgi alıyoruz. İşte kapasite yetersizliği ya da çok hızlı gelişmesi olayların ya da ekonomik farklı nedenlerle. Onlarla alakalı bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Uçuşlar çünkü durdu. Türkiye'de aynı şekilde. Yani şu saatten sonra gelmek isteseler dahi gelemeyecekler gibi bir durum var galiba işin aslı. Nedir? Onlarla ilgili talep bursları yatacak bilgisi son olarak paylaşılmıştı. Evet, onlarla da ilgili ben bilgi vereyim. Şu anda aslında çok fedakarca çalışan bakanlığımıza bağlı 9 tane eğitim kültür ateşesi var. Azerbaycan'da olan, İngiltere'de olan, Ankara, İstanbul, Antalya, Mersin gibi illerde şu anda ciddi bir şekilde emek harcayan arkadaşlarımız var. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Mesela özellikle baktığımızda bugün bu boyutu hiç konuşulmadı ama biz çok evet yurt boyutuna bakanlık olarak girmedik. Ama bu çocukların sağlıklı bir şekilde buraya gelebilmesi için oradaki organizasyonu İngiltere'de bulunan eğitim kültür ateşimiz tarafından yürüttük. O arkadaşlar belki de orada 4-5 güne yakın uyumadığını sizlere ifade edebilirim. Yani bunun arkasında çok ciddi bir emek var. Akşam saat 12 gibi Mersin'deki eğitim kültür ateşimizin bizim ortak kurduğumuz gruptaki görüntülerine tanıklık olduk. Şu anda bugün sabah aslında biz sadece İngiltere'ye odaklandık ama bugün sabah 8.30'da ülkemize gelen, Adana'dan ülkemize gelen, Türkiye'de kalan bir grup öğrencimiz daha vardı. Kaç kişi geliyor? Yani yaklaşık 30 tane öğrencimiz daha geldi. Bunlar gemi yoluyla geldiler. Oradaki bütün organizasyonu bizim ilgili eğitim kültür ateşimizi yürüttü ve saat 12'de bize gruptan fotoğraflar attığında çocuklarımızı vapura yerleştirmiş. Onların görüntülerini bize ulaştırdı. Yani ülke çok fedakar bir şekilde çalışıyor. Hala daha Türkiye Cumhuriyeti'nden bazı öğrencilerin gelişiyle ilgili talepleri var. Bununla ilgili çalışmaları hep birlikte yürüteceğiz. Karayoluyla zannediyorum geliyorlar Mersin'e kadar. Mersin'den evet. De deniz yoluyla evet, deniz geliyorlar. Yolu. Kaç kişilik bir öğrenci grubunun daha gelmesi bekleniyor? Şimdi, planlı olanlardan bahsediyorum tabii ki. Ve şimdi, ne kadar sürecek bu? Yani İlhaniye'ye gelmeye devam etmek isteyenler bu süreçte gelebilecek mi? Yoksa belli bir yerde o da duracak mı? Şimdi gelen çocuklarımız şanslı. Gelemeyen çocuklarımız var. O gelemeyen çocukların da çok ciddi manevi anlamda desteğe ihtiyaçları var. Örneğin Romanya'da 10 kişilik bir öğrenci grubumuz var. Bu öğrencilerimiz şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde olan uçuşlar durduğu için yani Türkiye Cumhuriyeti'nde olan öğrenci bir şekilde ya tekrardan şu anda eğitim kültür ateşimize talepler geliyor ya bir ileride Bakanlar Kurulu'nun takdiri ve çalışması doğrultusunda bir uçak kaldırılabilir veya işte şu anda deniz yolu açık olduğu için çocukların bir şekilde emek harcayarak olarak oradaki arkadaşların da yardımıyla geri dönüş olanakları olabiliyor ama yurt dışında olup da gelemeyen öğrencilerimiz var. Onlarla ilgili Ulaştırma Bakanlığımızın, Bakanımızın çalışmaları var ama çok zor süreçler. Dünya şu anda kendi içine kapanmış, bütün
uçuşların durduğu bir noktada devam ediyoruz. Biz cumartesi pazar günü bütün eğitim kültür ateşelerimiz emek harcadı, çalıştı. Şu anda yurt dışında kalan öğrencilerin tespitleri yapılıyor ve şu anda ben bu yayından çıkarken de bakanlıkta çalışmalara katılacağım. Şu anda birkaç tane kendi dairemdeki arkadaş da yurt dışında tespit edilen çocuklara yarın burslarının yatabilmesi için çalışıyoruz biz. Fedakarca işte yani bazı işlerin devam ettirilmesi gerekir. Hayat durmuyor. Oradaki çocukların yardıma ihtiyacı var ve şu anda o çocuklar tespit edilip harcama belgeleri kesiliyor. Ben oraya gittiğimde son çalışmalar organize edilip bugün saat 2-3 gibi Maliye Bakanlığı'na bu gelemeyen öğrencilerimize en azından maddi destek olmak açısından botrolarını hazırlayıp Maliye Bakanlığı'na göndereceğiz. Çünkü dün Maliye Bakanımızın bir açıklaması vardı. Salı günü bunların ödeneceği yönünde. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu anlamda şunu ifade etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaklaşık 16 bin yüksek öğrenim öğrencisi var. Kendi ada içerisinde. Yok. Dışarıda. 12 bin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 4 bine yakını da ada dışında. Bunların 2500 civarındaki öğrencisi Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim ve öğretimlerine devam ediyor. 1100'e yakın öğrencimiz İngiltere'deydi. Bu İngiltere'deki öğrencilerimizin hemen hemen %90'ı süreç öncesinde veya kiralanan uçaklarla birlikte ülkemize ulaşmıştır. Ama şu anda İngiltere'de öğrenimine devam eden 100 civarında gelmeyen de öğrencimizin olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunun dışında 300-400 tane de İngiltere dışında, işte İtalya'da garantinin altında olan öğrencilerimiz var. Örneğin geçmiş dönemdeki uyarılarla ilgili açıklamalarını yapan öğrencimiz, bizim devlet burslu olan öğrencimiz, devletin eğitim harçlarıyla ilgili katkı yapan öğrencilerimiz var. Romanya'da bir grup, yaklaşık 10 İtalya'da, 10'a yakın Romanya'da olan öğrencimiz var. Bunun dışında Almanya'da, İsviçre'de, farklı Amerika'da olan öğrencilerimiz de var. 300-400 öğrencinin de. Ama daha kalabalık olunduğu için İngiltere'de onlar birazcık daha avantajlı bu süreçte. Çünkü charter uçaklar kaldırılabildi. Daha kalabalık bir grup olduğu için diğer ülkelerde olanlar birazcık daha yani kendi istekleriyle kalmadıkları fikrinden yola çıkarak birazcık daha zor durumda. Ama Romanya'daki bir veli sürekli bize yazıyor. Mesela onun vicdanını ve sıkıntısını yaşıyorsun. Sonuçta böyle bir süreçte evladının, çocuğunun kendi yanında olmasını isteyen aileler var. Çok haklı talepleri var. Devlet bir noktada bunları nasıl karşılayacağının çalışmasını yürütüyor ama gerçekten zor, kolay olmayan, olağanüstü bir süreç olduğunun da altını çizmek Şimdi gerekiyor. Biz sizinle yayına girerken, yayına başlarken KYK yurtları noktasından hareket ettik. KYK yurtlarını boşaltması istenen öğrencilerden bir tanesi şimdi mesaj attı ve diyor ki normalde 225 lira olan bilete 525 lira ödedik. Yani bu boyutu işin, hani yurtların boşaltılması boyutu, evet buradaki yetkililerle alakalı bir süreç değildi ama zorunlu olarak yurdu boşalt istenen ve o süreçte hani belki başka bir şeyler yapılabilir miydi iyi birazcık konuşmak lazım. Sayılar az değil ama kendi istemleri dışında gönderilmeleri gibi bir durum söz konusu oldu. Yığılma oldu. Tabii şeyler, olağan şartlar yaşandığı için bu sıkıntılar olduğu için gerçekten mağduriyetler oluyor. Mesela örneğin bize de kendi vatandaşlarımız ulaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde de KYK yurtlarının büyük bir çoğunluğu kapatılıp da karantinaya çevrildiği için şu anda orada kalıp da mağduriyet yaşayan çocuklarımız da vardı. Onlara evet, Türkiye'de ki, de süreç aynı şekilde işledi. Çünkü orada da zorunlu karantinaya girecek olanlar. Ya bu süreç birazcık tuhaf işledi. Yani nereye gideceksiniz, kalacak yeriniz var mı diye sorulmadı bu çocuklara. Evet. Hem burada hem Türkiye'de aslında bunun sıkıntısı da yaşanıyor şu an. Tabii ki. Yani buradaki ama Türkiye Cumhuriyeti'nde anladığım kadarıyla çok ciddi bir şey var. Şu anda nüfus Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüyor ve bu dönecek nüfusun da kalacağı yerle ilgili sıkıntı yaşıyorlar ve bu sıkıntıyı çözmek için KYK yurtlarını karantina merkezine çevirdikleri için şöyle bir sıkıntının yaşandığını ifade etmek lazım. Tabii biz de üzüldük. Bizim daha karar alındıktan sonra bilgimiz oldu. Yani burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki KYK yurtlarının da kapatılması gerekli miydi, gerekli değil miydi diye tartışabilir ama oradaki yetkililerin de sağlık açısından riskleri olduğunu söyleyince, sağlık her şeyin üzerinde olduğu için
saygı duymaktan da başka çaremiz kalmıyor. İşte diğer konularda evet. Bilettir, diğer konularda evet. Burada karar üretilemez miydi soruları geliyor ama belli ki onun evet. için de geç kalındı. Peki şimdi birazcık da ülkemizde bulunan yabancı öğrencilerden bahsedelim. Çünkü biz de bu konuda çok şikayet alıyoruz. Nedir şikayetler? Bir, buradaki durumla alakalı olarak burada bulunan üçüncü ülkelerden gelmiş olan öğrencilerin yeterli kadar bilgi sahibi olamaması gibi bir durum ve bu nedenle işte sokakta olmaları hali ya da halen hayatın onlar için normal devam ediyormuş gibi bir hali. Diğer bize gelen bilgiler maddi sıkıntı yaşayanlar olduğu, erzak anlamında sıkıntılar yaşayanlar olduğu, öğrenci grupları aracılığıyla kimi yetkililere ulaşmaya çalıştıkları yönünde bilgiler geliyor. Şimdi burada kalan öğrenciler, üçüncü ülkelerden gelen öğrenciler sayıları nedir ve nasıl bir çalışma yürütülüyor onlarla alakalı? Şimdi şunu söyleyeyim, özellikle çok bu süreç içerisinde de gördüğüm kadarıyla çok medyada da bu yabancı uyruklu öğrencilerimizle ilgili tartışma konuları oldu, farklı beyanatlar oldu. Şimdi evet, bizim bugün baktığımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüksek öğrenimdeki en övünebileceği ve en kritik noktalardan bir tanesi 140 ülkeden bu adada öğrenciyi getirmesini başarabilmesiydi. Aslında hep bununla biz övünüyorduk. Niye? Çünkü tanınmamış bir ülkenin tanınma mücadelesinde ve dünyaya açılma noktasındaki en büyük başarılarından bir tanesiydi. Yani bir hayal edin, 140 ülkeden bu adada öğrenci oluyor ve bu 140 ülkeden buraya gelen öğrencilerimiz kendi ülkelerine gidip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş diplomalarla o ülkelerde iş olanakları bulabiliyorlar. Burada edindikleri bilgiyi, tecrübelerle, kazanmış oldukları donanımlarla belli bir mertebeye gelebiliyorlar ve oradaki bazı kalıpları biz yıkabiliyorduk. Bu ciddi bir başarıydı ama bu öğrencilerin, özellikle Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin bu süreçte geriye gitmeleri çok mümkün değil. Niye? Hem uçaklarda şu anda zaten dünya bütün seferler durmuş noktada. Bir ilgili ülkeye gidebilmesi için iki uçak değiştirmesi gerekiyor. Bununla ilgili çok ciddi maddi boyutların ortaya çıkması gerektiği bir süreç. Bundan dolayı yaklaşık 30 bine yakın uluslararası aktif öğrencimiz vardı. Şu andaki bizim yaptığımız tespitlere göre bunların yaklaşık şu anda 20 bine yakını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaldı bu öğrencilerimiz. Şimdi biz bu öğrencilerimize tabii ki sahip çıkmak zorundayız. Yani bu öğrencilerimizin bir kısmı geçimlerini otellerde olsun, işte ders saatleri dışındaki üniversitelerin kampüslerinde olsun, kafeteryalarda olsun çalışarak da geçinen bir grup öğrencimiz vardı. Bunun da farkındayız. Şu anda iş hayatı durduğu için aslında bizim için de baktığınızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının da maddi alışkanlıklarında ve harcamalarında değişiklikler olacağı bir süreç olduğu gibi onların da maddi harcamalarıyla ilgili bir takım sıkıntılar yaşanacaktır. Ama şöyle bir fark var arada. Örneğin biz dilini bildiğimiz herhangi bir olumsuzlukta kapısını çalabileceğimiz makamları bildiğimiz bir ülkedeyiz ve başvurabileceğimiz işte yetkili makamların bize yol yöntem gösterebileceğine olan inançla yaşıyoruz. Şimdi dilini bilmedikleri bir tarafa çoğunun öğrendiğini de biliyoruz ama yani bir elçilikleri yok, konsolosluk yok. Herhangi bir ulaşabilecekleri yetkili durumunda da herkes sizin kapısını çalması gerektiğini bilmeyebilir ya da işte yetkili makam kimdir bilmeyebilir. Hem üniversitelere bu anlamda çok büyük iş düşüyor kendi öğrencileri noktasında hem de o insanların hayatını işte bu süre zarfında nasıl idare edebilecekleri konusunda dediğiniz gibi maddi destek ya da diğer paketler önemli bir hale gelecek herhalde. Kesinlikle. Yalnız şunu söyleyeyim, çok toplumu da tedirgin etmeye gerek yok. Bu noktada biz bir hafta öncesinden aslında organize olduk. Şu anda bütün üniversite rektörlerimizle bu çalışmalar yürütülüyor. Tabii biz bunları açıklamıyoruz yani. Gakıp'ta işte yapılan şeyleri sürekli işte şunu yaptık, bunu yaptık. Biraz açıklayın gerisinde. Ama. Çünkü bize şikayetler evet. geldi de en azından bize ne söyleyeceğinizi evet. bilelim. Evet. Yani onun için söyleme ifadesini bugün açıklıyoruz. Yani bakanlığımız ciddi bir çalışma yürütmüştür vakıflar idaresiyle birlikte. Şu anda gerçekten sıkıntıda olan bütün çocukların tespiti şu anda bizdedir. Bu çocuklarla ilgili biz bugünlerde listelerini toparladık. Vakıflar idaresine bu listelerimizi veriyoruz. Vakıflar idaremiz bu çocuklara düzenli bir şekilde hem hijyenle ilgili olan gerekli ihtiyaçlarını hem de gıdalarıyla ilgili gerekli ihtiyaçlarıyla ilgili yardımcı olacak. Şunu ifade edeyim.
Gerçekten üniversitelerimizde açıklamıyor ama birçok üniversitemiz şu anda bu öğrencilere kucak açmış durumda. Bazı üniversitelerimiz kendi, şu anda siz bilmiyorsunuz ama birçok üniversitemiz kendi marketlerini üniversite kampüsleri içerisinde kurdu. Kendi yurtlarında kalan ve bu sıkıntıda olan yabancı uyruklu öğrenciler oradaki ihtiyaçlarını, giderinlerini yapabiliyor. Bu da aslında bizim ülkemizin bir güzelliği. Güzel yani yeri geldiğinde öğrencisine sahip çıkma. Market kuranlar vardır, alışverişiyle ilgili kendilerine yardımcı olanlar vardır. Şeyi görüyorum, yani bizim dışımızda, üniversitelerin dışında belediyelerimizin bu çocuklarla ilgili. Hep ben şunu söylüyorum, yani biz işte bir yüksek öğrenim ülkesi olacaksak, yüksek öğrenimde bir noktalara geleceksek, her ferde her noktaya düşen görevleri vardır. Hep belediyelerin de bu süreçlerin içerisine girmesi gerektiğini söylüyordum. Ve bugün bakıyoruz, mültecilerde olsun, yüksek öğrenim öğrencisinde olsun, belediyelerin de kendi üzerine düşen görevleri yapmaya başladıklarını yardım noktasında görüyoruz. Bundan dolayı insanlarımızın içi rahat olsun. Şeyde eksikliğimiz var. Özellikle üniversitelerimiz bunu yapıyor ama devlet makamlarının da çok daha fazla, yani sadece İngilizce değil, bizler işte kendi sayfamızda İngilizce çevirilerini yapıyoruz ama İngilizce bilmeyen yüksek öğrenim öğrencimiz de vardır. Bunların Almanca'ya, Arapça'ya, farklı diller, çünkü Irak'tan, İran'dan, farklı ülkelerden de gelen öğrencilerimiz vardır. Üniversitelerimiz bu duyuruları yapıyor. Bizlerin de tabii böyle bir süreç içerisindeki bu eksikliklerimizi kabul edip de artık böyle süreçlerde yaşandığında bununla ilgili gerekli devletin de altyapısını ve teknik donanımını yapması lazım. Yani bu tercümeyi yapabilecek 4-5 dilde tercümeyi yapacak grupların hazır olması lazım. Yani çünkü gerçekten belki de bugün bazı uluslararası öğrencilerimizin sokağa çıkma yasağıyla ilgili daha bilgileri olmayabilir. Bu konuda da toplumsal bir seferberliğin olması lazım. Yani her şeyi polis teşkilatından beklemek, güvenlik teşkilatından beklemek de çok doğru bir yaklaşım olmuyor. Tam olarak söylemeye çalıştığım buydu. Örneğin Polis Genel Müdürlüğü'nün sayfasında Türkçe ve İngilizce olarak dün yani gece yarısından itibaren böyle bir durumun olacağı ile ilgili uyarılar vardı. Biz bas bas televizyonlarda bunu söyledik ama hayatında bu yerel kaynakların hiçbiri olmayan ve günlük hayatında normal kendi arkadaş grubu içerisinde devam eden bir üçüncü ülkeden gelen öğrenciyseniz belki tüm bu olan bitenlerden haberiniz olmayabilir. Yani pek çok izleyicimiz için bu normal değilmiş gibi gelebilir ama bir öğrenci hayatı günlük hayatın rutini ve arkadaş grubu içerisinde bu olabilir. O yüzden çok daha fazla duyurmak gerekiyor belki bunları. İlerleyen günlerde evet alışılacak ama şu kritik günler önemli. Özellikle kendi sağlıkları için de, başkalarının sağlıkları için de. Kesinlikle. O yüzden altını çizmek lazım. O noktada da hem dış alanlarda hem bizlere de düşen bir görev varsa onu da yapmaya hazırız. Duyurmak anlamında onu da söyleyelim. Peki, şimdi uzaktan eğitim döneminde başlıyor üniversitelerde. Pek çok üniversite kendi içerisinde bunu hallediyor. Farklı yöntemlerle konunun üzerine gidiliyor. Pek çok aile için tabii ki işin başı sağlık ama bir taraftan da özel okul ve bir para da veriliyor. Bize gelen yine sorular arasında bunlar da var. Yani öğrenim dönemi nasıl tamamlanacak? Mezuniyet döneminde olan öğrenciler var. Sadece birkaç dersi olan öğrenciler var. Özellikle onlar merak ediyor. Nasıl geçecek bu süreç, uzaktan eğitim süreci? Şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle bakanımızın YÖK başkanıyla çok ciddi çalışmalar yürüttü ve bu çalışmalar sonucunda geçen hafta biz bu süreçle ilgili kendi sayfamızdan, bakanlığın sayfasından açıklamalar yaptık. Burada aslında çok ciddi yüksek öğrenimin devam edebilmesi için ve gelecek anlamına çok kritik ve güzel kararların üretildiğini ifade edebilirim. Buradaki en kritik nokta neydi? Şimdi bunun halkta bunun tedirginliği de vardı. Hatta biz o dönem eleştirilmiştik. İşte koronavirüsünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk görüldüğü gün en hızlı hareket eden noktalarda bizim bakanlığımız vardı ve ilk adımımız ne olmuştu? Hem kamu ve özele bağlı okulların, kreşlerin, dershanelerin, etüt merkezlerinin ve üniversitelerin eğitime ara vermesi kararını almıştık ve bu hatta işte siz aşırı bir karar gibi de evet, yorumlayanlar olmuştu işte. Evet hatırlıyorum. Ve en fazla nerede eleştirilmiştik? Öğrenci hareketliliğinde. Neydi yani halkın kaygısı? Şimdi 40 bine yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Bu kararı aldığın an birçoğu %90'ı kendi ülkesine geri döndü. Peki bu giden öğrencinin bu ülkeye gelişi noktasında tedirginlikleri vardı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti hatta bizden bir hafta sonra bu kararı aldı. Öğrenci hareketliliğinden çekinerek. Ama
aslında en sağlıklı karar Nazar Hanım, o koronavirüsünün okullara girmeden yapılacak önlemdi. Ya, okullara girmeden bunu yapıp da arkasını planlamak çok önemliydi. Biz bunu başardığımızı düşünüyoruz. Şimdi bu çocukları biz yüksek öğrenimde bahar dönemi olarak adlandırılan, yani Şubat ve Haziran aylarında örgün eğitim olarak yapmıyoruz. Bunun kararını aldık YÖK'le birlikte, YÖDAK'la birlikte. Biz bu çocuklara bu dönemde uzaktan eğitim olarak devam edeceğiz. Önce bu koronavirüsünün engellenmesi, halk sağlığının tehdit oluşturmaması noktasında var. Ve normalde özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen öğrencilerimizin YÖK tarafından denklik alabilmesi için devam ve devamsızlıklar, giriş ve çıkışları kontrol ediliyor. Ve bu çocuklarımız çok büyük tedirginlik yaşıyordu. Bu giriş ve çıkışlardan, devamsızlıktan biz problem yaşayacak mıyız noktasında. YÖK'ün aldığı karar doğrultusunda 9 Mart tarihinden itibaren bahar döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunma gibi bir şart aramayacak. Yani öğrencilerimiz ikamet ettikleri yerde Türkiye Cumhuriyeti'nde kalarak uzaktan eğitimle olarak derslerine devam edecekler. Teknik altyapısı çok iyi olan üniversitelerimiz vardır. Bunların kontrolleri YÖDAK tarafından yapılacak. Teknik kapasitesi iyi olan üniversitelerimiz online'da bu sınavlarını gerçekleştirebilecekler. Ama online ders yapıp da sınav gerçekleştiremeyen veya bazı staj gerektiren noktalarda yapılamayacak durumdaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini ise ilk etapta yaz dönemi diye düşündük. Temmuz ve Ağustos aylarında sıkıştırılmış veya staj ve sınav noktası olarak toparlayıp buradaki en büyük hedef hem son sınıfta olan hem eğitimine devam eden çocuklarımıza dönem kaybı, mezuniyet kaybı yaratmamak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüksek öğrenimine zarar verecek bir imaj veya algı ortaya koymamak adına herkesin içi rahat olsun. Bakanlığımız YÖK ve YÖDAK gerekli çalışmaları yerine getirmiştir. Bunların ilk resmi açıklamaları yapıldı. Birkaç gün içerisindeki bu karar Bakanlar Kurulu'ndan da geçeceğini de ben ifade etmek istiyorum. Ve şu anda bütün üniversitelerimizde yavaş yavaş online ve dijital eğitim noktasında eğitim hazırlıklarına başlıyorlar. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Hem Türkiye Cumhuriyeti'ndeki öğrencilerimiz, hem uluslararası öğrencilerimiz, hem de kendi vatandaşlarımız, KKTC vatandaşlarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Peki şimdi doğru mu anlıyorum? Online olarak bunları yani sınavlarını yapabilecek ve normalmiş gibi, yani uzaktan eğitimi bir eksik olmadan yerine getirebilecek üniversiteler olacak. Ama Temmuz ve Ağustos aylarında sınavlar için buraya gelmek gibi bir durum olabilir mi? İşte mezuniyet durumunda olan öğrenciler için örneğin. Yok, mezuniyet durumu için değil, genel anlamda. Örneğin diyelim ki 21'den üniversitemiz vardır ve bazı üniversitelerde bu altyapıyla ilgili eksiklik var. Onların şu anda YÖDAK denetimini yapacak. YÖK'ün de aldığı karar doğrultusunda şu anda mesela bizim Kıbrıs'ta da olan öğrencilerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen. Onlar da eğitimlerine şu anda bizim ülkemizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde online olarak devam edecekler. Ama Türkiye'de de 210'a yakın üniversite var. Bizde 21 üniversite var. Bazı üniversitelerin teknik altyapısı buna uygun değil ise pandemi dönemi kapandıktan sonra artık bu dönem Haziran mı olur, Temmuz mu olur, Ağustos mu olur? Yani risk tamamen bittikten sonra evet. Yani onu net olarak bu karar var. Yani pandemi dönemi atlatıldıktan sonra bu yoğunlaşma. Hani A farkı söylüyoruz. Aynen. Temmuz'dur, Ağustos'tur. Öngörü diyoruz. Öngörü. Çünkü niye soruyorum bunu? Bu giden öğrencilerin geri gelmesi durumuyla alakalı olarak da çok yoğun soru alıyoruz. Yani bu insanlar geri gelecek ve şimdi örneğin biz tamam tüm kapıları kapattık. Gelen herkes de zorunlu gözetim altında ama o sürecin yeniden başlaması farklı riskleri doğurmaz mı endişesi doğal olarak yaşanıyor. Hal böyle olunca sordum. Yani Temmuz, Ağustos'u böyle spesifik olarak mı söylüyoruz? Peki hayatın böyle ne zaman normale dönmesi eğitim anlamında öngörünüz? Şu anki veriler elbette tüm dünya için öyle bir spesifik zaman dilimine işaret etmiyor ama bir de tüm dünyada alınan bu uzaktan eğitim koşullarıyla ülkemizdekinin eşit olup olmayacağı da sorgulanıyor. Onu da bir soralım. Yine gelen mesajlar bu yönde. Herkes aynı şeyi mi anlıyor yani bu online eğitimden? Yoksa işte bir platforma bütün ders notlarını yükleyip oradan öğrencilerin çalışmasını beklemek midir amaç? Ya da devam zorunluluğu gibi, devam zorunluluğu arayan bölümlerde özellikle bu nasıl aşılacak gibi sorular da geliyor. Nasıl sağlanacak? Yani gözümüzde böyle sanal sınıflar mı oluşturalım?
Yoksa nasıl izlenecek? Bir standardı var mıdır? Evet, tabii bunun uzaktan eğitiminde mevzuatı, kriterleri ve şartları vardır. Akademik kriterleri bunlar. Bunlarla da ilgili YÖDA'nın yapmış olduğu, YÖK'ün yapmış olduğu ve almış olduğu kararlar vardır. Yani o kararlar ve akademik noktalar dahilinde bunlar yapılacaktır. Ama şunu da söyleyeyim, herkesin içi rahat olsun. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinin teknik altyapıları, donanımları gerçekten iyi noktadadır. Yani bunu işte bu makamda olan bir insan olarak söylemiyorum. Bir kişi olarak da iyi takip eden, gören, dünyadaki birçok üniversitenin içerisine girmiş, gözlemlemiş bir kişi olarak da bunları ifade etmek istiyorum. Gerçekten teknik altyapısı iyi noktada olan üniversitelerimiz vardır. Bu konuda iyi noktada olduğumuzu ifade edebilirim. Biz hep devlet olarak, aslında bizden üniversitelerinde çok dijital eğitim noktasında talepleri olmuştur. Ama hep bu dijital eğitim noktasındaki taleplerinde biz karşı durduk. Niye karşı durduk? Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ülke gelirinin %40'ına yakınını yüksek öğrenim gelirinden elde ediyor. Bizim kendi ülkesinde oturup da online eğitim alacak öğrenciye değil, burada canlı yaşayan, buranın ekonomisine katkı sağlayan, marketine giren, restorantına giren, evini kiralayan, buradaki sosyal yaşamını devam ettiren öğrenciye daha fazla ihtiyacımız olduğu için biz üniversitelere hep dijital eğitimin önünü devlet olarak kapattık. Ama şu anda onların teknik altyapıları hazır olmasına rağmen izin vermedik. Ama şu anda izin vermek zorundaydık. Yani bu haklı gerekçeler bugün çok evet, geçerli. Ve evet, hani belki pratiği yapılmış olsaydı şimdi evet, pek çok üniversite için bir yol alınmış da olabilirdi. Böyle evet, bir aslında eleştiri, bir öz eleştiri evet, de bir evet, anlamda yapıyoruz. Ama şunu da söyleyeyim, yani buradaki kararlılığımıza devam ediyor. Yani biz de politikası olarak baktığımızda bu ülkenin geleceği dijital eğitimde değil. Bu ülkenin şu andaki şartlarına göre geleceği örgün eğitimdedir. Bizim öğrenciyi burada tutmamız gerekiyor. Ama üniversitelerimiz dijital eğitim anlamında da farklı projelerle, ders kaynaklarıyla bunlar başlamışlardı ama dersten sayılmıyorlardı. Onun için teknik altyapılar hazır. Şu anda bizim hem YÖK'ün, YÖK da aynı şekilde, hem devletimizin hem YÖDA'nın almış olduğu kararlar da bu dijital eğitimle ilgili olarak pandemi dönemine aittir. Ne zaman ki bu risk ortadan kalkacak, yani burada kimse de işte artık kaldığımız ülkeden bu eğitime devam edeceğiz, hep online olacak algısına kesinlikle kapılmasın. Öyle bir politikamız veya icraatımız yoktur. Halk sağlığı ve bu süreçte öğrenciyi mağdur etmemek adına bu dönem evet dijital eğitim olarak devam edecektir. İnşallah en erken zamanda, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül olur, bunu bilemiyorum. Sağlıkçı değilim, bunlardaki öngörüleri yapamıyorum ama en uygun zamanda, ne zaman ki bu halk sağlığını tehdit edecek, bak en küçük bir risk bile olsa, biz online eğitim olarak devam edecek. Bütün risklerin kaybolduğu dönemde tekrardan öğrencimizi ülkemize geri çağıracağız. Peki şimdi dediğiniz gibi pek çok sektör aslında eğitim sektöründen besleniyor. Hal böyle olunca da işte insanların kafasında pandemi riski ortadan kalkmış olsa dahi eski alışkanlıklara dönmemizin zor olacağıyla alakalı haklı bir tedirginlik yer alıyor. Örneğin öğrencilerin yeniden buraya gelmesi durumu, ekonomik anlamda ailelerinin bu süreçten, yurt dışından gelenler ve burası da aynı şekilde. Örneğin özel sektör çalışanlarının durumu Türkiye'de de konuşuluyor, burada da konuşuluyor. Ne olacak, ne bitecek? Yani ekonomik anlamda da kolay günler beklemiyor bizi. İki vakıf üniversitemiz var ve diğerleri özel üniversite. Hal böyle olunca o anlamda da bir etkisi olabiliri düşünüyor aslında pek çok insan. O yüzden az önce sorduğum soruyu araya başka şeyler koyup yarıp bırakmıştım. Ne zaman hayat normale döner, böyle bir projeksiyon yaptığınızda ne görüyorsunuz tüm bu nedenlerle? Yani şunu ifade edeyim. Şu anda küresel bir noktada bu salgın devam ediyor. İşte ilk Çin'de, Wuhan şehrinde başlayan bu salgının aslında buralara gelmeyeceği yönünde hep yorumlar vardı ama hep iyi sağlıkçıları, bilim insanlarının yorumlarını okuduğumuzda bu virüsün eninde sonunda bütün dünyaya yayılacağı belliydi ve şu anda dünyanın tamamında baktığımızda, Avrupa ülkelerinde dahil olsun, birçok nokta olsun, hayat durmuş noktada, eğitim online olarak devam ediyor. Belli ki dünya bu mücadeleyi her ne kadar birbirinden kopuk da yapsa, bütün dünyaya baktığımızda hemen hemen aynı önlemler alınıyor. İşte bazıları daha erken okulları ve üniversiteleri eğitimine ara verdi, bazıları daha sonra ara verdi.
Bazıları daha erken uçuşları durdurdu, bazıları daha sonra durdurdu. Şu anda bütün dünya aslında baktığımızda kendi içine dönen, kendi iç yapısına kapanan, kendi vatandaşını üzerinde yoğunlaşan bir noktaya doğru gidiyor. Bu noktada tabii ki en büyük isteğimiz bir an önce normal hayata, normal düzene devam edebilmek. Çünkü baktığımızda bu ülkedeki yüksek öğrenim bu ülkenin yarattığı en büyük başarı öykülerinden bir tanesidir. Yani şu andaki üniversiteleriyle, öğrenci sayılarıyla, eğitimdeki kalitesiyle, topluma katkısıyla 40 yıllık bir geçmiş olmasına rağmen bu 40 yıl içerisinde çok şeyler başardı, çok şeyler ortaya koydu. Ki baktığımızda bugün normalde Haziran'ın ikinci haftası bu ülkede kayıt kabulünün olacağı, üniversite sınavlarının olacağı dönemleri biz geçireceğiz ama şu anda biz üniversite sınavlarının dahi olup olmayacağıyla ilgili belirsizlik var. ÖSYM geçen hafta 9 tane sınavla ilgili farklı güncelleme tarihleri ortaya koydu. Belki de YKS sınavlarını da Haziran'da yapamayacağız. Temmuz ayında yapabileceğiz veya farklı bir ayda. Belki daha farklı modeller düşünülebilecek. Onun için çalışıyoruz. Biz görevimizin başındayız. Bu konularda gerekli senaryolar üzerindeki çalışmalarımızı devam edeceğiz. Buradaki bütün amaç bu ülkeyi çok zarar görmeden tekrardan bu noktadaki başarı ülkesine devam edecek noktada yaratmak için elimizden geleni yapacağız. Peki, çok teşekkür edelim. Kolaylıklar dileyelim. Zor bir süreç herkes için. Sizi mesaiye yolluyoruz. Bu bölümü açarken söylemiştim. Evet. Yeniden söyleyeyim. Hali hazırda çalışıyor. Dolayısıyla hani bir sokağa çıkma yasağı ihlali gibi bir durum yok Ziya Bey için. O da bizim gibi görevinin başında. Evet. Ama işi bitince evine gidecek. Evet. Zorunda olmadıkça dışarı çıkmayacak. Tıpkı bizler gibi siz de lütfen zorunda olmadıkça dışarıda dolanmayın. Zaten bugün itibariyle söz konusu değil. Ziya Sürükleri uğurluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Birlikte olduğunuz için. İyi yayınlar dilerim. Paranın durumuna bir bakalım. Havanın durumuna bir bakalım. Ardından da evet bugün öğrencilerin durumunu konuştuk. Çünkü hiç konuşmamıştık ve konuşmamız gerekiyordu. Ve bu soruların yanıtını bekleyen çok ciddi hem öğrenciler hem aileler var. Döndüğümüzde ise bu kez yarın açıklanacak ekonomik paketten sanayicinin, üreticinin, küçük esnafın neler beklediğini konuşacağız. Çünkü onların da çok ciddi bir açılıma ihtiyaçları var. Birazdan devam edeceğiz. Şimdi paranın durumu, ardından havanın durumu, sonra buradayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ama farklı bir konuyla devam ediyoruz. Şimdi ülkemizde bulunan öğrenciler, üçüncü ülke öğrencileri, yurt dışından ülkemize getirebildiğimiz öğrenciler ve orada kalan öğrencileri konuştuk. Ziya Öztürklerdi konuğum. İlk bölümü böylelikle tamamladık manşetlerin ve sosyal medya gündeminin ardından. Şimdi bir başka sorun var. Çünkü önemli bir sorun ekonomik anlamda, elbette sağlık anlamında bu krizin nasıl aşılacağını öncelikli olarak konuşuyoruz ama işin bir de ekonomi boyutu var ve bu anlamda gözler hükümete çevrilmiş durumda. Dün Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi Başbakan Ersin Tatar. Yarınsa, yani salı günü ise bir paket açıklanması bekleniyor. Peki bu anlamda dükkanına kilit vuran küçük esnaftan sanayiciye kim ne bekliyor, neler açıklanması bekleniyor ki ekonomik çarklar da bu kriz açıldığında eski konumunda olamasa bile daha az dezavantajlı durumda hayata kaldığı yerden devam edebilsin. Bunları konuşacağız. Telefon hattımızın diğer ucunda Candan Avunduk var, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba.
Candan Bey, beni duyabiliyor musunuz? Candan Bey, ben kendi sesimi duyuyorum. Bu demektir ki beni televizyondan dinliyorsunuz. Sesini kısmanızı rica edeceğim. Sizinle telefondan konuşalım. Alo. Beni duyabiliyor musunuz? Mahmut Kandır, Esnaf Odası Başkanı. Mahmut Bey, ilk olarak sizi aldık. Peki, tamam. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi yarın itibariyle hükümetin açıklaması beklenen bir paket var. Sizinle daha önce yaptığımız yayınlarda biz kapının kapanması, koronavirüs nedeniyle kapının kapanmasından bahsediyorduk. Ama şimdi o global felaket bizim de kapımızı çalmış durumda. Dolayısıyla nedir beklentileriniz hükümetten? Neler yapılmalı ki esnaf bu durumu en az hasarla atlatabilsin, eğer mümkünse öyle bir şey? Evet, iyi yayınlar. Şimdi öncelikle aslında sağlıklı bir şekilde açabilmemiz için öncelikle sağlığı kontrol altına almamız gerekir. Bunun için de henüz elimizde büyük bir veri yoktur. Yani şey anlamında, yapılan tahliller çerçevesinde bir sonuca, yani bilimsel bir veriye ulaşmadığımız için biz henüz ne zaman iş yerlerinin açılacağını da bir öngörümüz yoktur. Yani bir ay, 15 gün emin değiliz bu konuda. O yüzden öncelikle bunun bir an önce çözüme ulaşması, elimize bir istatistik bir veri, bu kadar tahlil yapıldı ve bunun sonucunda da artık kontrol altına aldık biz diyebileceği biz bir duruma geldiği zaman ancak şu gün açabiliriz diyeceğiz. Ama açılmadan veya açıldıktan sonra bizi önemli sorunlar beklediği bir gerçek. Açılmadığı süre içinde işletmelerin şu anda doğrudan bir kere işletme sahiplerine, yani dükkanlarını kapatan küçük ve orta boy işletmelere doğrudan ya hane üzerinden ya işletme başına talebimizdir ve o konuda da bir gelişme olmasını bekliyoruz yaptığımız temaslarda. Hem çalışanlarımıza yani maaş desteği gibi eldeki imkanlar çerçevesinde bir desteğin sağlanacağı veya sağlanması gerektiğini inanıyoruz. Ve bu konuda da hem basın yoluyla hem hazırladığımız bazı çalışmaları kamuoyuna sunmuştuk. O çerçevede beklentilerimiz devam ediyor ama iş yerlerinin açılması yakın zamanda görünmüyor. Görünse bile açıkçası turizmin ve yüksek öğretimin bittiği bir gerçek ve yakın zamanda da geri gelmeyeceğini görüyoruz. Dolayısıyla işletmelerin kapılarını açması işlerin bizi beklediğini göstermez. Çünkü bir alınması gereken önlemlerden bir tanesi de acilen bu yeni bir başlangıç olmalı. Yeni başlangıcın bir kere de sağlıkla ilgili sorunların, yani artık işletmelerdeki hijyen kurallarının da yeni baştan yani bir kurala gelmesi gerekir. Çünkü hiç kimse artık eskisi gibi rahat olamayacak. Yani bu bulaşıcı bir salgın olduğunu düşünürsek, hizmet sektörünün bir insana doğrudan dokunan işlerin nasıl gidilecek, ne yapılacak bunu bilmiyoruz. Hadi açıldığını varsayalım. Açıldığı gün bizi bekleyen büyük sorunlar kiralar, enerji girdileri, alacak verecek meseleleri, çek meselesi ve tabii ki doğrudan sigorta, ihtiyaç sandığı, kira veya bunun dışında anladığım kadarıyla şu da bir sıkıntıdır. Yanınızda 3 kişi çalışıyor, ikisi desteklenecek, bir tanesi desteklenmeyecek gibi bir şey durum. Yani bir tanesi yabancı iş gücü ise diğerleri vatandaş iş gücü ise desteklenmeyecek. Buradaki biz çok uzun yıllardır aynı insanlarla çalışan ve çalışanlarını ailenin bir ferdi gibi gören küçük esnaftan bahsediyorum. Bu ayrımın üzerinden açıkçası biraz sıkıntı yaşayacağımızı öngörüyoruz. Dolayısıyla bu da bir büyük bir sıkıntıdır bizim için. Sektörlerin, hizmet sektörlerini veya esnaf zanaatkarların bu dönemde çağrı yapıyoruz çünkü ve konuşuyoruz ki işçilerini çıkarmasınlar. Ama nasıl mümkün olacak bu? Eğer bir kazancı olmazsa ne kadar idare edebilecek ki küçük işletmeler? Evet, evet. Esnaf zaten kendinin ödeyecek bir durumu yoktur şimdi. Hani bir kısmını devletin desteğiyle ama ikinci kısmı bahsettiğim
yani yurttaş olmayanların ödenmemesi durumunda tabii ki bu kalifiye olan bir kısım elemanlar ya işten ayrılacak ya ödeneksiz izine çıkacak. Bu sorunları hep yaşayacağımızı biliyoruz. Ama işte beklemiyor bizi çünkü bu durumda. Bir elde kalıyor kamu çalışanları ve esnaf zanaatkarın kendisi. Yani iki zincirin iki halkası iç piyasayı döndürmeye çalışacak. Ama bunu da tek başına yapamayacak. Kimse kendini güvende hissetmediği için parasını harcamayacak. İşletmeler açılsa bile iş olmayacağını, yani olmayacağı çok açık görünüyor. Burada bir psikolojik bir travma da var çünkü. Yani insanlar artık öyle kolay kolay bu işleri nasıl yapacaklarını da bilmiyoruz. Bu aşamada tabii ki devletin finansal destek sağlaması gerekiyor işletmelere. Bu desteği de bu krizden ekonomik olarak temiz çıkan esnaf olursa, yani bankaların anlamıyla bankaların finans para kaynağı aktaracak temizlikte birisi de kalacağını düşünüyoruz. Çünkü kimse borcunu ödeyemeyeceği için çeklerin de sadece takas kapatmayla çözüldüğünü görmüyoruz. Çünkü bankalara gidip insanlar paralar olmadığı için çeklerini tahsil etmeye çalışıyor. Burada da bir sorun olduğu görünüyor. Bunların hepsinin cevabını açıkçası kısa vadede yayınladığımız ilk 6 ay için ekonomik tedbirler bu bahsettiğim çerçevededir. Bu çerçeveyi tabii ki iş adamları veya turizmin veya diğer alanlarda da herkesin bazı talepleri var ama bizim bu bahsettiğimiz talep zaten yaklaşık 10 bin işletmenin 40 bin çalışanıyla aileleriyle beraber 100-120 bin kişinin doğrudan etkilendiği bir alan. Şey. Tabii doğrudan etkilenen. Yani bunu pozitif etkileyebilir bu şeyden çıkacak olan, salı günü açıklanacak olan ekonomik paketin. Tabii şunu kabul etmiyoruz. Biz yanlış bir geçmişten geliyoruz. Yani bir sürü yanlışlarla bugünlere geldik. Tabii ki sağlık faktörünün bir etken olduğunu ama doğru bir ekonomi, doğru bir kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi olsaydı eğer bugünkü etkilenme durumumuz böyle olmazdı. Bunu nereden anlıyoruz? Devletin tüm yetkililerin açıklamalarından anlıyoruz. Bakın akşam Sayın Maliye Bakanımız Olgun amca açıkladı. Yani daha önce de kendisiyle konuştuğumuzda belki de ay sonu kilit vururuz diyor. Niye? Çünkü kaynağımız yok. Çünkü yedek akçemiz olmadı. Yani yok oldu. Fonlarımız yok oldu. Tabii ki bu üretim ekonomisi dediğimiz ekonomiden çok uzun zamandır uzaklaştık biz. Ve tamamıyla işte turizmin farklılaşmasına izin verdik. Yüksek öğretimin farklılaşmasına izin vererek bugüne geldik. Şimdi gene bu salı günü açıklanacak ekonomik pakette şunu çok önemsiyoruz. Yani yanlış giden bir şeyin üzerinden bir yanlışla devam edilmesini doğru bulmuyoruz. Yani yeniden bir başlangıç, yeniden ekonomiyle ilgili kendi ayaklarında durabileceğini en azından başlangıcının işaretlerini veren, herkesin sorumluluk aldığı, bazı sektörlerin kapılarına kilit vurup kaçıp işçilerini çıkartan sektörlerin doğrudan desteklerinin ya da teşviklerinin devam etmesini kabul edemeyeceğiz. Çünkü eşit ve adil mevcut kaynaklarımız en azından eşit ve adil açılan iş yerleri, işsiz kalan aileler bunlar üzerinden dağıtılarak veya pay edilerek veya kamu çalışanlarında bundan yani kamu çalışanlarını da aynı kategoriye koyuyoruz. Çünkü bu ülkede ekonomiyi ayakta tutan başka bir şey yok. Kuzey kapalı, güney kapalı, izole olduk. Açılsa bile dünyadaki bu sorunlar bitmeden kimse bir yere gidip gelmeyecek. Bu süreci döndürmemiz kendi içimizdeki üretim ekonomisi modeliyle olacaktır. Ama bugünkü şartlarda işler hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. Şimdi, hiç kolay olmayacak. Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla dün Başbakan Ersin Tatar bir görüşme gerçekleştirdi. Paket açıklanmadan önce aslında sizin geçtiğiniz hafta bir dizi öneriniz de vardı yapılması evet, gerekenlerle evet, alakalı. Evet. Şimdi onu siz kamuoyuyla paylaştınız. Bu dikkate alındı gibi mi düşünüyoruz yoksa sizinle de ekstra bir görüş yapıldı mı sizlerle diyelim? Şimdi Çalışma Bakanı'nın bir ziyareti doğrultusunda bir görüşme yapıldı ama bizim bir de bu konuda düşüncemiz şudur. Devlet kapattığı iş yerleri ve buna göre tasarladığı durumun analizini çıkarıp bir raporla bizlerle temas etmesi gerekirdi. Böyle bir temas olmadı. Şöyle bir temas oldu. İşte kapanan iş yerlerinin temsilcileri gelsin, sigorta ihtiyaç borçlarını ertelesin
ertelenmek için yani müracaat etsin gibi gelişmeler oldu. Bakanlar düzeyine indirildi bu. Biz bunu çok da kabul görmediğimiz, aslında sorunların tamamının toplumsal sorun olduğunu, bunun ekonomik ölçekli örgütlerin tamamını kapsayacak, herkesin birlikte eşit sorumluluk alarak bunu götürebileceğiyle ilgili mücadelemizi bugüne kadar, yarına kadar da sürdüreceğiz. Yani tabii muhalefet partilerinin açıklamalarından veya hükümetin bazı açıklamalarından söylediklerimizin oralarda tartışıldığını biliyoruz ama ben yaptım olduğu mantığı bugüne kadar tüm iktidarlarda olmuştur. Eğer bugün de aynı şeyi yapıldıysa, yani biz daha önce sorduğunda ya da basın başbakana sorduğunda muhalefeti çağırıp bilgi vereceğim diye konuşmuştu. Bu yaşadığımız sorunlar muhalefete bilgi vermenin ötesinde bir durumdur. Yani birlikte paylaşarak, birlikte sorunları çözerek, sorunların sorumluluğunu birlikte pay ederek ancak bu zamanı aşabileceğimizi, bunun yansımasını da inşallah salı günü göreceğiz. Tabii %100 herkesin güllük gülistan olacağı bir durum değil. Asgari yaşamın devam edebileceği, insanların işte psikolojisinin düzelmesi için iş yerlerinin bir miktar açıldığında, çalışma yaşamının başladığında, biz de buradan önerilerimizin içinde devletin de olanaklarının az olduğunu ama sektörün çarklarının dönmeye başladığında bir miktar buradan da kamu maliyesine küçük de olsa bazı kaynakların çalışmaya başlayınca akabileceğini öngörüyoruz. Onun için bu sürecin doğru ve eşit ve adil olarak başlaması lazım ki şey için görelim, yani toplumun motive olması için görmek lazım bunu. Peki. İşte görüyorsunuz, öğrenci konularında da bazen bazı sorunlar yaşıyoruz. İnsanlar bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığında bir sürü sorun yaşıyoruz. Biz bunları çok önemsiyoruz. Genel anlamda ülkemizde yaşayan tüm insanların menfaatleri, hakları ve bunların üzerinden Esnaf Zanaatkarlar Odası da çalışanlarını ve ülkede yaşayanların, kamu çalışanların ortak bir mücadeleyle bunun gelişeceğini ve bunun üzerinden bir hak talep ettiğini de bilinmesini isterim. Peki. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hükümet ekonomik anlamda bir paketi yarın açıklayacak. Cumhuriyet Meclisi'ne temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla dün Başbakan Ersin Tatar bir görüşme gerçekleştirdi. Elbette en küçük esnaftan orta işletmelere, büyük işletmelerin, kurumların ödeneksiz izne ayıracağı çalışanlarını konuşuluyor. Sosyal medyada kimi bu konuda yapılmış açıklamalar paylaşılıyor. Şimdi böyle bir ortamda, yani global bazda bu olayın etkilerini hissettiğimiz bir ortamda elbette mikro bazda hissetmemek gibi bir durum söz konusu olamaz. Ve bu yaraların sarılabilmesi, ekonomik hayatın da normale dönebilmesi bu pandemi döneminden sonra önemli. Çünkü ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar ve üretime dayalı bir ekonominin olmamasının sonuçlarıdır diyor Mahmut Kamber, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı. Ama biz biliyoruz ki şimdi eğer pandemi durumu ortadan kalksa, tüm hayat normale dönmüş gibi olsa dahi, tüm dükkanlar açılsa, bütün kurumlar faaliyete geçmiş bile olsa alım gücü bir hayli düşecek. Şu an insanlar cebinde birikmiş bir parası varsa sürecin ne zaman biteceğini bilmediği için elbette onu tutumlu harcamak yönünde daha eli sıkı davranıyor. Doğal olarak bir kriz durumu var. Ancak bu durum bittiğinde de özellikle sıcak parayla ay sonunu getirmeye çalışan, maaşlarıyla hayatını idame ettirmeye çalışan pek çok insan, birikimi olmayan pek çok insan, kredi kartı ödemeleri olan pek çok insan da düşünüyor ne olacağını. Özellikle de özel sektör çalışanı, sanayici dükkanına vurduğu kilidi kaldırdığındaki şartların ne olacağını merak ediyor. Ne zaman dükkanını açacağını bilemiyor ve tüm bu bilinmezler içerisinde bir taraftan çalıştırdığı, eğer kendi çalıştırdığı işçisi varsa onu ödeyip ödemeyeceğini de bilemiyor. Tüm bunlarla birlikte işte yarın hükümetin açıklaması beklenen ekonomik paketin içinde neler olmalıyı konuşuyoruz. Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk telefon attı. Hattımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ediyorum. Yarın açıklanması beklenen paketten siz neler beklersiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz sanayici açısından yaşanan günleri, süreci? Şimdi bir kere bu global bir kriz ve bu global krizin öncesinde bizim kendi içimizde zaten var olan bir krizimiz vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nden özellikle gelmesi ve almamız gereken mali kaynakların gelmemesi veya az gelmesi bir sıkıntıydı. Şimdi de bu sıkıntıyla beraber ikinci bir virüsten dolayı iş yerlerimizin kapanması, faaliyetlerin durması, ekonominin çarklarının durmasından dolayı ikinci kriz bindi üstümüze. Bu noktada hükümetin açıklamasıyla ilgili olarak tedbirlerle ilgili şunları söyleyebiliriz. Birincisi, ödemelerini yapabilecek bir kaynağın ayrılması lazım. İkincisi, devlete karşı olan yükümlülüklerin, mükellefiyetlerin ertelenmesi gerekir. Üçüncüsü, şu anda kasasına para girmeyen işletmelerin, ekonomik çarkları durmuş olan işletmelerin yeniden dönebilmesi için dışarıdan kaynak kredi kullandırılması lazım. Uzun vadeli kredilerin kullandırılması lazım. Çünkü bu kriz gelip geçtikten sonra çalışacak özel sektör bulamayacaklar burada. Çalıştırılacak sanayici bulamayacağız burada. Hükümetin alacağı tedbirler bu yönde olmalıdır. En önce mükellefiyetlerin uzatılmasıyla ilgili, ikincisi de kredi kaynaklarının, finans kaynaklarının harekete geçirilip işletmelere uygun koşullar altında kredi kullandırılması lazım. Bankalarda faizlerin bazı işletmeler için ya da faaliyeti durdurulan işletmeler için olduğunu söyleniyor. Ancak şu anda faaliyette olan işletmelerin de alacaklarını alamadıklarından dolayı yükümlülükleri sırtlarına devam ediyor. Bundan dolayı bu işletmeler faiz yükleriyle karşı karşıyalar. Ödeme mükellefiyetle karşı karşıyalar. Devlete olan yükümlülükleriyle karşı karşıyalar. Bunların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bir an önce bu kaynakların açıklanıp özel sektöre sunulması gerekiyor. Peki yarın açıklanması bekleniyor dedi ki, bir dizi görüşme yaptı Başbakan Ersin Tatar siyasi partilerle. Sizden herhangi kamuoyuna yansıyan demeçlerinizi elbette bizler de duyuyor ve aktarıyoruz, ama sizden herhangi bir talepler doğrultusunda görüş alışverişi yapıldı mı? Sizin beklentileriniz noktasında sizinle temasa geçildi mi hükümet kanadı tarafından? Evet, geçtiğimiz hafta 3 toplantı yaptık. Görüşlerimizi, önerilerimizi anlattık. Bugün yine bir toplantı yapacağız ekonomik örgütler platformu olarak. Hükümete görüşlerimizi, önerilerimizi sunacağız. Alınması gereken ekonomik tedbirlerle ilgili. Sektörlerin yeniden canlanabilmesi için, bu duran çarkların yeniden dönebilmesi için gerekli kaynakların rasyonel bir akılla hazırlanıp piyasaya enjekte edilmesi lazım. Bunlarla ilgili daha önceden görüşlerimizi verdik. Yine görüş vereceğiz bugün. Peki. Umalım beklentiler karşılansın diyelim. Çünkü günlük hayat normale döndüğünde dahi tüketim alışkanlıkları aynı olmayacak hiç kuşkusuz. Kepengini kapatan, kilidini takan sanayici, esnaf, küçük esnaf, KOBİ her neyse, ham maddesini aynı fiyata alabilecek mi? Zararını nasıl karşılayacak? Ya da yatırımlar noktasında pek çok beklenti var elbette. Nasıl karşılanacak merak ediyoruz biz de. Teşekkürler. Tabii yanımıza. Burada söylemek gereken bir şey daha var. Buyurun. Ülkede şu anda hiç turist yok. Ülkede turizm sektörü bitmiş durumda. Ülkede inşaat sektörü durmuş durumda. Ülkede eğitim sektörü durmuş durumda. Bunların tüketimleri de durmuş durumda. Dolayısıyla ekonomide çok ciddi ve büyük bir daralma, küçülme söz konusu. Biz bundan sonraki düzende, bu virüsün geçtikten sonra, belki de aşı bulunduktan sonraki düzende yine dışarıdan çok hızlı bir şekilde insan akışının geleceğini düşünmüyoruz. Yani içeride kapalı ve küçük bir ekonomiyle karşı karşıya kalacağız. Bu anlamda ekonomide ciddi bir daralma ve küçülme olacak. Bu daralma ve küçülme sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi birçok alışkanlıkları değiştirecek. Yetmedi birçok maliyetleri arttıracak. Yetmedi hayat pahalılığını arttıracak. Bunların olmaması için hükümetin bugünden itibaren yarına geç kalmadan rasyonel çözümler üretmesi gerekir. Ekonominin çarkının içinde bulunanların bu çarkların dönmesi için destek olması gerekir.
dünyanın birçok ülkesi, Türkiye'de de olmak üzere bu virüsle mücadele konusunda ekonomik platformda bir bütçe ayırdığını ilan etmiştir. Bizde henüz bir bütçe ayrılmadı. Henüz bir bütçe ilan edilmedi. Peki bu sorunu nasıl çözülecek bunlar? Dün yapılan görüşmede daha çok maaş ödemeleri üzerinde durulup nereden kesinti yapılıp nereden bunların giderilebileceği üzerinde durulduğu toplantıda söyleniyor. Ama reel sektöre nasıl bir kaynak aktarılacağı ya da hangi sektörlerin sübvanse edilip nasıl bir can suyu verileceği ile alakalı somut herhangi bir açıklama henüz bulmadık. Maaşların gelir kaynağı özel sektörün çalışmasıyla oluşturulan bütçedir. Özel sektör çalışmazsa, bütçeye katkı koyamazsa maaşlar için bütçe nasıl oluşacak, kaynak nasıl oluşacak? Bir kere bunu anlamak lazım. Çünkü bizim ikinci bir kaynağımız yok, oradan alalım ve kamuya ödeyelim. Kamu kaynakları, kamu gelirleri yine özel sektörün, reel sektörün ödediği vergilerle, yaptığı faaliyetlerle, ithalatla, ihracatla, ödediği vergilerle ve diğer stopajlarla, kadrolarla, toplanan paralarla bütçe oluşuyor. Peki özel sektör çalışmazsa kamunun ödenmesiyle ilgili kaynak nereden gelecek? Bu kaynağı kim bulacak bize? Yine zincirin birinci halkası özel sektör. Özel sektör çalışacak, bütçeye katkı koyacak. Bu bütçedeki katkıyla da eşit miktarda devlet, hükümet ödenlerde eşit miktarda bu bütçeyi dağıtacak. Peki. Bakalım yarın ne şekilde bir açıklama gelecek ve tatmin edecek mi sektörleri? Biz de merakla bekliyoruz. Candan Avunduk, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Kolay gelsin dilerim. Size de kolay gelsin diyelim. Bakalım hükümetin açıklayacağı kararlardan Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kamber ve Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk'la görüştük. Talepler bunlar, beklentiler bunlar ve yapılması gerekenler bunlar diyor. Örneğin Candan Avunduk, eğer özel sektör çalışamazsa maaşlar ödenemez elbette. Çünkü özel sektörden toplanan parayla, vergilerle o bütçe oluşuyor. Eğer orada bir şey toplanamazsa maaşlar da olamaz. Dolayısıyla bir beklenti yarın için bu bağlamda var. Şimdi üreticiler bu şekilde düşünüyor, yapılması gerekenler noktasında. Ticaretle uğraşanlarsa bu süreçte birazcık daha rahatmış gibi görünüyor ama işin aslı böyle mi, onu da konuşacağız. Çünkü pek çok kapatma elbette söz konusu, kurumlar için çalışmaların kısıtlanması söz konusu. Hizmet vermek noktasında bununla birlikte marketler çalışıyor. Tedarik, malzeme tedarikiyle uğraşanlar burada daha hareketli bu süreci geçiriyorlar bir taraftan. Şimdi üreticilerle konuştuk, bir de ticaret odasıyla konuşalım. Onlar ne gibi bir açılım bekliyorlar hükümetten ya da onların beklentileri ne noktada diye soralım. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz'e merhaba diyelim şimdi. Merhaba. Merhabalar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Zor günlerden geçiyoruz. Şimdi sizden önce Esnaf Zanaatkarlar Odası'yla, Sanayi Odası'yla görüştük. Onlar için durum özellikle kapanan işletmelerin yeniden hayata geçmesi noktasında, şu an içinde bulunulan noktada hükümetten beklentiler aşikar ve büyük. Yarın açıklanacak ekonomik paket, Ticaret Odası'nın beklentileri neler? Evet, bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii ki biliyorsunuz toplum olarak zor günlerden geçiyoruz. Birinci önceliğimiz pek tabii ki sağlığımızı korumak, ailemizin sağlığını korumak. Ama bunun yanında biz iş dünyası olarak iş yerlerimizi, dolayısıyla iş yerlerimizde çalışan insanların da geçimini düşünmek zorundayız. Dolayısıyla bu ortamda ve bu durumda hükümetimizin sadece sorumluluğu kamuda çalışanların maaş ve haklarını sağlamak değil, aynı zamanda Bakanlar Kurulu ile kapatılmış olan işletmelerin ve burada çalışan işçilerimizin, emekçilerimizin de geçimini bir şekilde sağlamalarından sorumludurlar.
Dolayısıyla bu açıklanacak olan paketin biz öncelikle adaletli bir şekilde toplumun her kesimine eşit muamele yapılarak açıklanmasını istiyoruz. Dolayısıyla biliyorsunuz ki akşam alınan kararla bir 15 gün daha sokağa çıkma yasağı uygulamaya konulmuştur. Dolayısıyla iş yerlerimiz de kapalıdır. En önemlisi tabii ki gün çalışıp gün harcayan iş kesimi vardır. Bunlara acilen bir açılım yapılması gerekmektedir. İş dünyasının tabii ki birçok mükellefiyetleri ve sorumlulukları var bu süreçte. Dolayısıyla kapanan iş yerlerinden dolayı gelirlerinde büyük bir düşüş olmuştur. İş dünyasını bekleyen taksit ödemeleri ve bunun yanında birçok mükellefiyeti bulunmaktadır. Bunları nasıl bir adaletli bir şekilde formüle edilecektir? Bu çok kolay bir şey olmayacak tabii. Çünkü ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıyayız toplum olarak. Ancak biz de ticaret odası olarak diğer ekonomik örgütlerle birlikte ta ilk günden beri görüşmeler yapmakta ve hükümetimize bir dizi önlemler sunmaktayız. Bugün yine biraz sonra saat 10.30'da ekonomik örgütler toplantımızı yapıyoruz ve yarın açıklanması beklenen bu ekonomik paketin detaylarını hükümet nezdinde öğrenmeye ve bunun bütün toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde eldeki imkanlar dahilinde herkese adalet çerçevesinde paylaştırılması konusunda ısrarcı olacağız. Peki. Çok teşekkür edelim yayınımıza katıldığınız için. Bakalım biz de merakla bekliyoruz hükümetin alacağı kararları. Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı telefon hattımızın diğer ucundaydı. Hem üreticileri hem ticaret ile uğraşanları bu paketten neler bekledikleri konusunda esnaf ve zanaatkarları, sanayi odasını ve ticaret odasının beklentilerini ekranlarınıza taşımaya çalıştık. Sizlerden de pek çok mesaj geliyor. Örneğin 3. ülke vatandaşlarının bu süreçteki durumu ne olacak diyenler var. Eğer bir katkı olacaksa, onlara yapılmazsa bu hiç adil olmaz diyenler var. Özelde çalışanlara Allah acısın, onların durumunu Allah'a havale edilmiş durumda diyenler var. Sadece devlet çalışanları destekleniyor bence diyenler var. Öyle olmaması yönünde çağrı bir taraftan da yapılıyor. En büyük özgürlük nefes alabilmektir. Nefes almaya devam edebilmek için varsın bir süre sokakta gezmeyelim demiş bir başka izleyicimiz. Kesinlikle öyle. Kısmi sokağa çıkma yasağı bugün itibariyle yürürlükte. Fakat her birimizin ilk olarak sağlıktan bahsetmesi gerekiyor. Ardından ekonomi, ardından diğer konular gelebilir ama hiç kuşkusuz hayatın yeniden normale dönmesi şu an için pek mümkün değil ve bunun ne zaman olacağını da bilmiyoruz. Şimdi konsantre olmamız gereken kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı, kurallara uymamız gerekiyor hiç kuşkusuz. Evde kalıyoruz, evde kalmanın gerekliliğine vurgu yapan o kurallara uyuyoruz. Uymayanları ise çok ciddi şekilde uyarmamız gerektiğinin ciddiyetine umarım varmışızdır artık. Kısmi sokağa çıkma yasağı dediğimiz gibi devrede bugün itibariyle. 7.30'dan itibaren karşınızdaydık. Bugünlük burada noktalayalım. Yarın yeni gelişmelerle karşınızda olacağız bugüne dair de. O zamana kadar hoşça kalın. Hep mutlu haberler alın. Sağlıklı kalın efendim.